O henüz hayattayken cennetle müjdelenen, İslam alimlerince güzel ahlakı ile bilinen, kutlu peygamberin iki nur sahibi diye nitelediği, halis huylu, güzel sözlü, güzel yüzlü, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne göre ikinci Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Osman radıyallahu anh. Vav wow TV ekranlarından Yön Veren Komutanlar programımızdan merhabalar sevgili izleyenler. Biz yeni bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün dört halifeden üçüncüsü olan Hazreti Osman'ı, Hazreti Osman'ın komutanlığını ve liderlik özelliklerini konuşacağız. Kiminle? Çok kıymetli bir isimle. Hem Vav TV, hem Vav TV izleyicilerinin hem de Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim. Profesör Doktor Halis Aydemir bizlerle birlikte Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız hoş geldiniz. Safalar getirdiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Efendim, hamdolsun iyiyim sizler de iyisiniz. Elhamdülillah Ramazan'ın arifesinde geçen hafta yapacaktık programımızı ama kısmet değilmiş. Bu hafta nesip oldu sizinle bir program yapmak. Hayırlı Efendim bizim programımız canlı. Her zaman her hafta olduğu her hafta bildiğiniz gibi canlı yayın ekran canlı yayın ekranlarınızda oluyoruz. bunun münasebetle hem X'ten hem Instagram'dan çeşitli sosyal mecralardan Valve TV resmi adresini kullanarak ve şahsımı etiketleyerek bir de özellikle yön veren komutanlar heçlik ile birlikte hem sorularınızı bizlere sorabiliyor hem de programımıza katkıda bulunabiliyorsunuz bildiğiniz üzere bunun için de e, sosyal mecralardan bizlere ulaşmanız yeterli oluyor ben programımızın ilk bölümünde hocama kendi sorularımı soruyorum programımızın ikinci bölümünde de sizlerin sorularınızı veya programımız olan katkılarınızı hocama iletiyorum diyorum mutlaka e, sizlerin e, bizlere sunmuş olduğunuz bilgilerde bizlere ulaşıyor diyelim ve hemen hocama döneyim biz bugün Hazreti Osman'ı konuşacağız hocam programımıza başladığımızdan beri aslında kutlu komutanımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la başladık biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la başladık ve daha sonra Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer ve bugün sizinle birlikte de Hazreti Osman'ı konuşacağız öncelikle Hazreti Osman dediğimizde meleklerin bile haya ettiği diyebiliriz Hazreti tamam. Osman'ı. ...biz e, Müslümanlar olarak öyle duyduk, öyle öğrendik, e, öyle yerleşti beynimize. Ben size şöyle bir soru sorsam. E, meleklerin bile haya ettiği diye nisrenen Hazreti Osman kimdir de, desem... ...bize Hı. nasıl bir Hazreti Osman profili çizersiniz? Teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu... ...ala Resulina Muhammedin el-Emin... Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayy lana min emrina rashada. Hazreti Osman radıyallahu an müminlerin emiri bir defa yaş olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha genç birisi ama çok genç değil. Aralarında e, yanılmıyorsam 6 yaş kadar Yaş farkı var. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekirler falan o dönemin diğer sahabeleriyle yaşık bir sahabi. Ee, kibarlığıyla biliniyor. Nazik bir şahsiyet. Ee, hayalı, erdemli bir e, şahsiyet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızı e, Rukiye ve Ümmü Külsüm. Bunlar Ebu Leheb'in oğullarına nişanlıydılar. Utbah ve Uteybe diye iki oğlu. Tabi İslam'la birlikte gerek karısı Ümmü Cemil gerek Ebu Lehet oğullarına baskı kurdular. Boşayın diye. Böylece Hazreti Peygamber'e yani hem sokakta eziyet ediyorlar. Hem dışarıda eziyet ediyorlar. Hem şahsiyetine bu kez de ailesi üzerinden. Çünkü kızlar nişanlı. Bırakırlarsa tabi nişan bozulursa. Bu babanın üzüleceği bir durum doğal olarak. Olur, Ama, krizi de bir onur kırıcı da bir davranışı olduğu Onur kırıcı da tabii bırakmak gibi. Dolayısıyla da e, oradan da böyle bir e, rahatsızlık vermek istemişler. Ama e, Hazreti Osman durumu haber alır almaz e, kendisi talepli olmuş. Dolayısıyla da e, Hazreti Osman'la Resulullah e, kızı Rukiye'yi ilk önce evlendirmiş. Tabi Hazreti Osman karakteri ee, sadece nazik ve kibarlığıyla değil aynı zamanda zenginliğiyle de bildiğimiz bir karakter. Ee, ve asaletiyle de biliyoruz Ümeyye oğullarından. Ee, Ümeyye'nin e, oğlu e, Ebul As, Ebul As'ın oğlu Affan, Affan'ın doğulu Hazreti Osman. Ee, dolayısıyla e, bugün Emeviler diye bildiğimiz o günkü Mekke'de en önemli bir aile bu. Mekke yönetiminde bulunmuş bir aile. Dolayısıyla da hem soy bakımından hem asaleti hem zenginliği bakımından önemli bir figür. Resulullah Rukiye'yi evlendirmiş. Tabi Rukiye'den Hazreti Osman'ın bir de oğlu olmuş. Dolayısıyla Resulullah'ın torunu yani Abdullah. Ve daha sonra Ebu Abdillah diye, Abdullah'ın babası diye de biliniyor. Fakat Abdullah çok uzun yaşamamış. 4 yaşlarında falan bir hayvanın saldırısıyla vefat etmiş. Hatta doğum yeri olarak Habeşistan geçiyor. Yani Hazreti hicret e, mi doğuyor hocam? Evet. Yani şeye hicret etmişler. Hazreti çünkü Osman Hazreti hicret Osman. edenler arasında çünkü. Hem de çifte hicret edenler dediğimiz yani önce Habeşistan'a sonra da Medine'ye hicret edenler. Bir defa Hazreti Osman bu kadar narin, bu kadar kibar bir şahsiyet ama Hani ilk Müslüman olanlardan bu şu demek Mekke'nin o ilk e, karşı dalgasını rüzgarını göze alan bir e, şahsiyet. Her ne kadar ailesi güçlü bile olsa e, amcası söz gelimi kendisini eziyet etmeye onu bağlama, e, bağlayarak ona işkence etmeye kalkışmış. Ve Mekke'de iyice bunalınca e, ailesiyle birlikte eşiyle birlikte Habeşistan'a e, göç etmiş hicret etmiş bir şahsiyet. Dolayısıyla daha sonra da Medine'ye de hicret ediyor. Bu anlamda hani el avvalun dediğimiz ilk iman edenler. Hazreti Ebu ile iyi bir arkadaşlığı var. Hazreti Ebu ile yakınlığını da cahiliyeden tahmin edebilirsiniz. Çünkü ikisi de hani kibar bir şahsiyet. İkisi de naif kişiliklere sahipler. Ve dolayısıyla daha İslam'ın gizli olduğu dönemde Hazreti Ebubekir Bekir Hazreti Osman'a teklif ediyor. Yani böyle bir şey anlatıyor. İslamiyeti. Ee, İslamiyeti anlatıyor. Ee, o da Hazreti Osman da e, evet tamam kabul etmek isterim diyor. Ve Hazreti Peygamber'e e, götürüp Müslüman olmasını e, sağlıyor. Dolayısıyla böyle bir şahsiyet. Yani boy olarak e, çok uzun boylu değil. Kısaya e, yakın. Efendim e, gür sakallı böyle anlatılır. Kemikleri e, irice e, biraz burnu e, çıkık ama e, neşeli bir şahsiyet. E, hani Hazreti Ömer gibi çok böyle mütevazi e, değil, biraz zengin bir şahsiyet. Yemesi, içmesi yerinde bir e, kişilik. Babası zaten soydan tüccar e, olan kimseler. Eee vefat edince çok üzülmüş. Bütün evliliklerini zaten Hazreti Peygamber İslam'dan sonra yapıyor. Hazreti Peygamber ona Ümmü Kultsum'u de e, evlendirmiş ikinci kızını böylece o meşhur sıfatını kazanmış. İki nur sahibi. İki nur sahibi diye. Hatta bazıları diyorlar ki yeryüzü kurulalı beri hiçbir peygamberin iki kızını bir adam almadı. Yani sadece İslam içerisinde değil de sanki bütün peygamberler planında Hazreti Osman gibisi yok yani. Bir peygamberin iki kızını evine almış, onları kendisine hanım yapmış. Başka bir kimse yok diye. Böyle yani kayınpederlerin seveceği e, türden bir e, şahsiyet. Çünkü kayınpeder ne ister? Kızına iyi davranacak, e, kibar olacak, yumuşak davranacak. Ondan sonra kötü konuşmayacak, sertlik göstermeyecek. Dolayısıyla Hazreti Osman da bu açıdan Hazreti Peygamberin iki kızına da damat olmuş e, bir e, önemli şahsiyet efendim. Aslında çok önemli de bir ayrıntı veriyorsunuz hocam burada bunları söylerken. E, Peygamber Efendimiz ilk kızı Rukiye'yi verdikten sonra demek ki Rukiye'nin söylemleri veya onun mutluluğuna şahit olmuş ki. Hazreti Osman'ın kendisine iyi davranışına şahit olmuş ki. Onun vefatından sonra sadece üzüldüğü için değil yine hani diğer göz nuru kızının da ona vermesi aslında ilk kızının belki evliliğine şahit şahit. Oradan, oradan bir, bir deneyim var diyorsunuz. Deneyim var. Memnun kalmış. Evet mutlaka memnun kalınmayan herhangi bir şey. Akrabalığından, hısımlığından. Evet. Doğru haklısınız yani. <laughs> Bu da önemli bir ayrıntı bence. Evet. Hocam peki e, Hazreti Osman Müslüman olmadan önce peygamber efendimizle tanışıyorlar mı? Herhangi bir bağ var mı? Bunu biliyor muyuz? Yani orası bir küçük ortam Mekke. Zaten Dolayısıyla yani. orada hani birbirini tanımayan iki insan öngörmek e, zor. Hı hı. Bir de ...Mekke ortamı, cahili ortamı... ...kabileci bir ortam... ...herkes herkesi kim tanımazsa... ...ilişkide bulunamaz... ...nasıl davranacağını da bilmez... ...dolayısıyla birbirlerini tanıyorlar... ...çünkü olur da asil birine yanlış yaparsınız... ...bütün kabilesi karşınıza çıkar... ...bu evet. bakımdan insanları doğru teşhis etmeniz önemli... ...hele hele Hazreti Osman gibi... ...yani bunlar ileri düzeyde figürler... ...dolayısıyla Hazreti Peygamber'in de onu... ...onun da Hazreti Peygamber'i tanıdığını kolaylıkla tahmin edebiliriz. Ama aralarında hani arkadaşlık vardı buna dair bir elimizde bilgi yok. En azından ben bilmiyorum. Yani en cahiliye peki. döneminden tanışıklıkları falan. Fakat Hazreti Osman'ın da cahiliyesi veya yani cahiliye dönemi diyelim. ilginç bir şekilde Hazreti Peygamber'e benziyor. Mesela ben hiç içki içmedim diyor. Hiç diyor zina yapmadım diyor. Hiç puta tapmadım diyor mesela Hazreti Osman. Dolayısıyla bu açılardan bakılınca değişik bir nezi kişiliği var. O bakımdan Hazreti Peygamber'e bu yanları itibariyle benziyor. Nitekim ki Hazreti Ebu Bekir onu İslam'a ona tebliğ ettiğinde aslında Peygamber Efendimiz'in getirdiği dini kabul etmesinin belki de sebeplerinden bir tanesi de zaten kendisinin o yönde olduğu ya da Peygamber Efendimiz'i hmm. tanıyıp bilip onun sözüne güvendiği hmm. dolayı. Tabii tanıyor demiş. zaten ona diyor. Hani Hazreti Peygamber'den ötürü söylüyor Hazreti Ebu Bekir. O evet tam, yani o mu söylüyor bunları diyor. O söylüyorsa doğru. O değil. söylüyorsa <laughs> tamamdır diye böyle biliyorlar yani o, birbirlerini. Hı -hı. Hocam peki şimdi biz tabi programımız Yomören Komutanlar. Biz e, yön veren Komutanlar dediğimizde hem İslam tarihine hem dünya tarihine yön veren en önemli komutan şüphesiz ki Peygamber Efendimiz. Ardından gelen e, onun halifeleri olan Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman da e, belirli bir döneme yön vermişler. Ki, Hazreti Osman dönemi önemli bir dönem ama Hı -hı. halife olmadan önce şimdi halifeline geleceğiz ama halife olmadan önce Hazreti Osman savaşlara katılıyor değil mi? Hı -hı. Savaşlara Peygamber Efendimiz'in yanında katılıyor. Hı -hı. Bu savaşlardaki rolü neydi? Komutanlık yaptı mı hiç ya da kendi e, özelliği bir özelliğiyle e, ön plana çıktı mı? Hı -hı. E, şimdi yani tabii Allah herkese farklı farklı meziyetler vermiş. Hazreti Osman'ın bu demin bahsettiğimiz narin şahsiyeti, yumuşak kişiliği yani dolayısıyla onun hani ondan böyle bir e, silahşör e, çıkarmıyor. <laughs> ee, böyle bir hani savaşçı değil, böyle diyelim savaş meydanı kuruldu herkes gibi o da üzerine düşeni yapıyor kuşkusuz. <laughs> Ama böyle bir Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer gibi hani öne atılayım, mübarezeye çıkayım, savaşayım böyle bir e, durumda değil. Ee, Hz. Osman radıyallahu an. Ee, hatta e, bazıları yani onu mesela Hasan bin Sabit var değil mi şair bir sahabi, i̇şte o da çok savaşçı bir şey yok yani. O da ne? İnsanlar da böyle ama bu onun hani bir komutanlık başka bir şey. Siz komutanlıktan e, hani evet. yön veren komutanlar diyorsunuz, komutanlık başka bir şey yani savaşçı olmayabilir bir kimse. Ama komutan Komuta o stratejik bir hadise. Komuta etme farklı. Ama şahsi planda savaşçılığını e, yani çok görmüyoruz. Ama hı hı. savaşlara katıldığı mı? E, Bedir'e katılmadı. E, bunu hakkında yergi olarak da konuşuyorlar. İşte niye Bedir'de yoktu falan diye. Halbuki Hazreti e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten Bedir'e giderken Bedir savaşına gidiyorum diye çıkmadı. Kervan'ı önünü kesmek ve Mekke'de ele geçirilen, gasp edilen müminlerin mallarına mukabil kervandan bazı entiyalar almak üzere çıktı. Cenab-ı Hak e, yollarını Bedir'e çıkardı. Bu bir iki Hazreti Peygamber'in kızı O esnada Rukiye hasta hı hı. radıyallahu anha. Hazreti Peygamber onun başında beklemesini Bizantiy o kendisi istedi. Hı hı. Ve dolayısıyla Hazreti Peygamber'in verdiği görevi yapıp geri kalan bir kimseyi hani Bedir'e katılmadı e, diye eee bilahare tabii iş siyaset sahnesine düşünce bunlar kritik ediliyor, eleştiri konusu oluyor. E, ama hani bu anlamda Bedir de yok ama Hazreti Peygamber'in yanında Uhud'da var. Hazreti Osman radıyallahu anh. fakat Uhud da böyle e, şey bir savaş değil biliyorsunuz. E, yenilgiyle sonuçlanan, Aslında. bozgunla sonuçlanan bir savaş. Ve savaş bir andan sonra artık iki ateş arasında kalınca e, birileri e, korkuyla uzaklaşıyorlar veya daha doğru e, hani kaçıyorlar. E, e, maalesef bunların arasında da Hazreti Osman e, var o esnada ve bu da bilahare onun hakkında çok e, eleştiri konusu ediliyor. Hı, bu da söyleniyor. Bu da söyleniyor. Tabii hı, diyorlar ki hı. işte Bedir'de çünkü ayet ortamı resmediyor. hani siz daha doğru kaçışıyordunuz ve la ala ahadin kimse kimse umursamıyordu. Ve Resul fi peygamber gerinizde sizi çağırıyordu hani gitmeyin gelin diye. <laughs> ama bunu hani onun hakkında bunu dile getirenlere sahabe-i kiram hatırlıyorum mesela Abdullah bin Ömer diyor ki radıyallahu <laughs> anh Cenab-ı Hak onlar için ve la kad Allahu anhum dedi. Allah onları affetti dedi. Şimdi Allah'ın affettiğini söylediği bir olayı neden tekrardan yani dilinize doluyorsunuz? Söylüyorsunuz. Hani Hazreti Ali'ye verdiği gibi böyle komutanlıklar falan hani verdiğini söyleyemem. Ama Hayber'de Vadir e, Raciye dediğimiz bölgedeki ordu birliğinin komutanlığını Hazreti Osman'a verdiği bilgisi var elimizde. Bu biraz hani ilk günkü meydan harbinde değil de geride daha yüksekçe bir yerde ama savaş oraya sıçradığında Hı. orada daha şiddetleniyor Hı. yani şiddetlenmesi beklenen yerde değil de e, ve Hazreti Osman radıyallahu anh bu o, bu birliğin komutasını e, yapıyor Hı. E, ve orada başarılı oluyor yani aslında komutanlığı var komuta, yani yani burada e, bir komutanlığını e, yani. görüyoruz e, dolayısıyla hani hiç komutanlık yapmamış birisi değil Hayberde var savaşçı olarak var komutan olarak var Latırıqa e, seferinde ve katafan seferinde bulunamıyor. Bunun da bir sebebi var. Çünkü Hazreti Peygamber onu yerine Medine'nin başına bırakıyor. Ha ee, naibi olarak mı bırakıyor Evet, Medine'nin başına vali olarak bırakıyor yani. Kendi yerini Medine'de tutsun Medine'de bir diye. devlet var. Tabii Medine devlet Hazreti Peygamber evet. başında e, ayrılınca e, yerine birini bırakmak durumunda. Hı. Bu iki seferde de Hazreti Osman'ı bırakıyor. Hatta bazı müsteşlikler yani Hazreti Osman'ın e, savaş, savaşçı olmayan kişiliğini gözeterek hani onu kayırdı damadını Öyle e, gibi yorumlar <laughs> e, yapıyorlar. E, Hazreti Peygamber e, eğer damadını kayıracak, damadını şey yapacak olsa o zaman en çok göz olan değil mi? E, Hazreti Fatıma'nın kocasını da Hazreti şey yapardı. <laughs> Halbuki en e, cengin, en şey meydanlarında ...o atıldığında ona görev veriyordu. Mübareze ee, bile yapıyor mübare değil mi Hazreti e, tabii. Ali? E. Hazreti Ali bütün mübarezelerde vardı. Hem amcasının vardı. oğlu hem damadı. hem damadı. Dolayısıyla hani herkesin... ...yaratılışına uygun vazife vermek... ...Rasulullah'ın... E, ...iyi bir yönetici, lider kişiliğinde i̇yi var. İyi bir komutan, i̇yi bir komutan olduğunu aslında. gösteriyor. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın... E, ...en e, iyi yanı... ...onun için A grubu iş... yani ...bugün hmm. öyle dönüyor. Ticaret hmm. ve bunu iyi yapıyor... Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine'de elinde doğru düzgün bir şey yokken bile Medine'deki o kurtlar pazarından çünkü Yahudiler hakim oradaki evet. pazarlara Hazreti Osman sıyrılıyor çıkıyor ve çok güçlü bir tüccar veriyor tekrardan. Dolayısıyla hani onun yapabildiği A grubu iş ticaret ve bu yapabildiği ticaretle elde ettiği o gücü ekonomik güçten söz ediyoruz. Bu anlamda orduya... Katkı, katkı olarak, olarak, lojistik olarak ve doğrudan e, finans olarak sağlayabiliyor. Bu açıdan baktığımızda yani e, çok işe yaradığı, en iyi yapabildiği e, yerde çok iyi katkı sunuyor. Tabii aynı zamanda Hazreti Osman radıyallahu anh re'i sahibi bir kimse. Yani fikir sahibi, görüş sahibi bir kimse. E, bu da çok önemli ve bilahere o... Müminlerin emiri olduğunda stratejilerinde de bunu iyi uygulayabildiğini Öyle görüyoruz. Aslında. Evet. E, hocam e, şimdi de, e, fikir sahibi ve ilim sahibi aslında e, danışman gibi de e, davranıyor belirli e, dönemlerde. Şunu hatırladım siz söylerken. Hani Hazreti Ömer diyor ya bir defasında. E, bu defa Hazreti e, Ebu Bekir'i geçmek istedim infakta. E, evimdeki malın yarısını getirdim. Bu defa geçeceğim dedim Ebu Bekir'i ama o malın tamamını getirmiş yine geçemedim Hı. diye. Hı. Hazreti Osman'ın bu infak meselesinde de çok cömert olduğunu biliyoruz değil mi? Hı. Kendisi de yine hani diğer halifeler gibi aslında Hazreti Ebu Bekir ve Hz. Ömer gibi e, malının mülkünü e, Medine'de özellikle hani İslamiyet'in e, hem orduya hem de Hı. devlete harcayan bir isimde. Evet. Yani Hazreti Ebubekir'le ilgili orada Hazreti Ömer'in söylediği yani malı miktarı açısından her şeyini getirmişti anlamında. Geriye bir şeysi kalmamıştı diye ama eğer siz yekünü konuşacak ne kadar çok şey bağışladığını konuşacaksak eğer Hazreti Osman'ın hiçbiri geçemez çünkü hmm. o malın yarısını da getirse hepsinin toplamından fazla oluyor. Çünkü malı çok. Malı çok çünkü. <laughs> no. Berik'in malı az getiriyor hepsini getirmiş oluyor doğru hmm. ama o geliyor ordunun işte Tebuk seferine giden ordunun mesela Yarısını bir rivayete göre, ...bir rivayete göre 300 küsür deveyi o hazırlamış eee bineğiyle birlikte, yiyeceğiyle, içeceğiyle, mühimmatıyla birlikte. Hı hı. ...bunlar çok yüksek meblalar... ve binlerce dinar katkı sunduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla Hazreti Osman gibisi bu anlamda parasal katkı sunmak açısından söz konusu değil gibi. nitekim Medine hicretten sonra e, su bulamıyorlar. Hı. Etrafta temiz su yok. E, bir bir e, Roma diye bir su kaynağı var. Bir kuyu burası. E, gidip oradan alıyorlar. O da para istiyor. Sürekli suya para vermek çok ağır geliyor. Hem de muhacirler. Şimdi kuyuyu, mu kuyuyu satın alıyor. Ha, satın alıyor mesela. Oo. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kuyu satın alana cennetten kuyu vaat ediyorum diyor. Hı. Hazreti Osman gidiyor kuyu satın alıyor. Değişik rivayetler anlatımlar var bazılarında kuyu sahibi Yahudi olarak geçiyor o da vermek istemiyor ilk başta falan. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın bu anlamdaki ekonomik katkıları diğerleriyle kıyas götürmez. Çünkü serveti çok yüksek ve bu servetini de böyle kendisi kazanıyor hep böyle babadan kalma falan değil İyi bir tüccar kendisi ve servetini kazanıyor. O zaman herkes istidadı üzerine çalıştığı süre içerisinde aslında davasına hizmet edebiliyor değil mi? Hı hı, Hazreti hı. Osman örneğinde bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kimi kılıcıyla, kimi e, zekası ve ticaretiyle, kimi parasıyla vesaire. Hocam Hazreti Osman, e, Peygamber Efendimiz vefat etti. E, Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir halife seçildiğinde biat etti değil mi? Hı hı. Hazreti Ömer'e biat etti. Hı hı. Onların döneminde bir görevi var mıydı devlette? Ya da tabii görevlendirme şimdiki gibi hmm. hani bakanlar kurulu gibi olmuyor ama hmm. e, bir görev almış mıydı? Şimdi demin dedik ki Hazreti Osman e, aynı zamanda e, görüş sahibi, fikir sahibi hmm. bir kimse. E, Sulh-ül Hudeybiye'ye gelindiğinde daha Hazreti Peygamber hayattayken bunlar biliyorsunuz sadece gelip tavaf etmek, ümre yapmak istediler hmm. ama Mekkeliler yol vermediler, önlerini kestiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e, sen Mekke'ye git bizim niyetimizi söyle biz savaşmak için gelmedik de hı hı. ve e, yanımızda kurbanlarımızı getirdik. Umremizi yapacağız efendim beyti e, tavaf edip buradan ayrılacağız. E, Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki yani bu adamlarla benim aram e, çok bozuk. Benim orada güçlü bir kabilem de yok ayrılırken de bunlarla hani iyice e, kavgalı ayrıldım benim yerime Osman'ı göndersen diyor. Hazreti Osman'ı öneriyor. Hazreti Osman radıyallahu anh o esnada Medine'nin, Mekke'nin başında e, Ebu Süfyan var. O da Umeyye oğullarından. Ve burada Hazreti Osman'ı çok iyi bir diplomasi götürdüğünü görüyoruz. Yani e, olayları yönetebilmek e, bir liderlik kabiliyetidir. Onların tuzaklarına düşmüyor. Söz gelimi gel Kabe'yi sen tavaf et madem gelmişsin. Hani bir, bir koşu sıcağı sıcağına hayır diyor. Hazreti Peygamber ve ashabı oradalar. Onlar etmediler. Ben sadece buraya onu temsilen geldim. Ve Resulullah'ın mesajını onlara çok iyi iletiyor. O kadar ki Mekke tarafını sulhe hazırlay hazırlayabiliyor. Mekke aslında sulhe hazır değil. Ve bu e, tepeden inme e, Mekke'ye gelişi de bir bakıma gelenleri zoraki tanımış oluyorlar. Çünkü arada diplomasi bağ kurulacak. Bu geçiş dönemini Mekke'deki psikolojiyi çok iyi yönetiyor. Hazreti Osman radıyallahu anh, ve sonrasında onlar gelip barışa e, boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Hı. Hazreti Peygamber'le e, barış yapıyorlar. Bazıları bu sahnede de yine oradaki Rıdvan Bey adında Hazreti Osman yoktu Hı. E, diye yergiye dönüştürmüşler. Halbuki Böyle bir görev ile Mekke'ye gönderen onun Allah'ın Resulü evet. ve hatta şunu da yapmış Hazreti Peygamber. Biat tamamlanınca sağ elini sol elini tutup bu da Osman'ın yerine biat, biat olsun diye ağacın altında Hazreti Osman'ın biatını kendisine vermiş. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın böyle bir fikir sahibi yanı var. Çünkü tüccar adam yani insanlarla buluşuyor tamam. insan sarrafı yani hani esnaflığı konuşuyorduk ya. <laughs> O da öyle sürekli e, seyahat yapıyor, insanlarla buluşuyor, görüşüyor. Bu anlamda sosyal yanı e, oldukça güçlü. E, bölgeyi biliyor, coğrafya biliyor çünkü seyahatler e, gerçekleştiriyor. e Şimdi Hazreti Ebubekir e, zamanında e, Hazreti Bekir'in seçiminde bir rol aldığını e, görmüyoruz. Çünkü bu ivedi gerçekleşen bir hadiseydi e, ve orada yoktu Hazreti Osman. Hı hı. Ama e, Hazreti Ali gibi şey yapmıyor mesela, niçin ben orada yoktum? diye bir gecikme. Serzenişi yok bir değil serzenişi değil mi? Serzenişi yok. Halbuki hani serzenecek olsa e, en az Hz. Ali kadar e, pozisyonu var, konumu var. Tabii ki. Çünkü o da olur. damat. Evet. E, Hazreti Peygamber hani torun yok. Evet. orada torun önemli tabii. Hazreti Ali tarafında torun var. Ha, evet, e, evet. Ve öyle bir toplumda soy devam ediyor olması önemli. E, ve orada kız da henüz hayatta. Yani Hz. Fatıma radıyallahu anhâ henüz hayattadır. Buradakiler vefat etmiş tabii. İki kız da vefat etmiş. İki kız da vefat evet, evet. etmiş. E, bilahare altı evliliği var Hazreti Osman'ın. E, ama neticede o da hani sahabe arasında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve sırada Hazreti Osman gelir yani. Hadi bazılarına göre Hazreti Ali gelsin önce. Ama ilk üçte dörtte olan bir şahsiyet. Evet. Fakat şey demiyor yani orada ben, yoktum. değilim demiyor. Ay, orada ben yoktum en azından. Bizim de bir görüşümüz vardı Hazreti Ali diyor. Yani ve biat etmiyor Hazreti Ebu e. gecikiyor. Evet. Ee, bizim de bir görüşümüz vardı elbette. Yani biz de bir şeyler söylerdik. Ee, niçin ivedi oldu, oldu bittiye geldi diye bir altı aylık gecikmesi var. Ta Hazreti Fatıma vefat edinceye kadar. Ama biz Hazreti Osman'da bunu görmüyoruz. Hazreti Osman e, normal insanlar gibi biatını yapıyor. Hazreti Ebu Bekir'e yakın e, bulunuyor. Ve demin kullandığınız ifadedeki gibi yani bir Vezaret gibi, e, vezir gibi. yani Hazreti, Elbette ki Ömer çok yakınında Hazreti Ebu Bekir'in evet. ve çok e, yakın destek veriyor. Hatta zaman zaman görüşlerine muhalefet de ediyor Hazreti Ebu Bekir'in. Hazreti Ömer'in öyle bir şey yok. Hani e, hep ne derse o olsun diye. Hazreti Osman daha mülayim e, ama o da e, yine yakın bulunuyor Hazreti Ebu Bekir'e. E, Hazreti Ebu Bekir'in vefatına yakın süreçte e, ...istişarede bulunuyor Hazreti Ebu Bekir... ...anlıyor Hı. ki vefat edeceğim... ...hani kimi yerime... E, ...bıraksam diye... E, ...bunlar arasında kuşkusuz Hazreti Osman da... ...İsmi e, geçiyor... ...Hayır Hazreti Osman da istişare ettikleri arasında var... ...ha istişare ettikleri arasında... ...Hazreti Ebu istişare ediyor ama kafasında... ...öyle anlaşılıyor. ki Hazreti Hı. Ömer var Hı. zaten... E, ...insanlarla... ...görüşüyor ama... ...en sonunda hep genelde... E, ...Hazreti Ömer'e ne dersinize getiriyor işi yani... Hı ve neticede Hazreti Ömer'i bu hem istişare ederken hem e, duyururken hazırlamış oluyor o süre içerisinde Hı. ve atıyor yerine onu atanmış oluyor. Geçiyor. İlk defa böyle bir şey Hazreti Bekir yapıyor. Burada da Hazreti Osman'ı herhangi bir şeyde görmüyoruz. Yani itiraz e, muhalif falan. değil falan. Gerçi şey. orada başka kimse de yok itiraz eden. Yani o esnada o sıcaklıkta Hazreti Ali de hemencice Hazreti Ömer'e biat edenlerdendir yani orada hmm. bir gecikme söz konusu değil. Bilahare Hazreti Ömer'in ilerleyen yıllarında alttan alta bazıları işte Ebu Bekir ve Hazreti Ömer... ...Hazreti Ebu Bekir ikilisinin bu işi biraz kotardıkları, aceleye getirdikleri hmm. ilk evet. baştan. Sonra da e, Ömere Hazreti Ömer'e onu yerine bıraktığına dair e, homurdanmalar olur... Hazreti Ömer bunları duyunca çıkıp o meşhur hutbesini veriyor. Yani evet bu iş aceleye geldi ama hı hı. Allah bize acele işin şerri vardır ama Cenab-ı Hak bizim bu işin şerrinden e, korudu, hı hı. muhafaza etti. Böyle böyle oldu diye e, bir da bulunur. Hazreti Ömer'e de Hazreti Osman yakın çalışıyor ve ona da fikir desteği veriyor. E, dolayısıyla yönetimin bir parçası. Hı hı. Yani eğer e, yönetimi liderliği olmasaydı, Buralarda biz görmezdik o ticarete kaybolmuş sahada hep alışverişte falan olurdu. Hayır Hazreti Ömer'in yakınında ve e, istişarenin e, bir parçası. Ama şunu da söylemek lazım Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de işlerini oldukça istişareyle yapıyorlar. Yani özellikle Hazreti Ebu Bekir'de bu çok e, güçlü. Hep konuşarak fikirleri dinleyerek falan. Hazreti Ömer'de de e, bu devam ediyor. Evet. Fakat Hazreti Osman zamanında biraz istişari mecra da bir daralma söz konusu. Kendisi iyi bir müsteşar olduğu halde Hazreti Osman kendisi istişare edici konuma geldiğinde hani o denli görece diyorum bunu bütünüyle istişareden vazgeçmiş değil kuşkusuz. Ama görece istişare mekanizmasının biraz zayıfladığı daha dar bir alanda ama bunun başka sebepleri de olabilir. Yani Hazreti Öbekir zamanında bu insanlar 50'li 60'lı yaşlardalar. Hazreti Ömer zamanında üstüne bir 8-10 sene koy değil mi? Yükseliyorlar. <laughs> Gel Hazreti Osman zamanına. Artık Hazreti Osman Müminlerin emiri olduğunda 70'li yaşlardadır. 70'li yaşların başındadır. Dolayısıyla o çok görmüş, tabii, pek çok şeyi görmüş, pek çok şey yaşamış. Yani 70'li yaşlardaki bir insanın daha böyle çevresinin telkini altında kalması, daha dar planda yönetim sergilemesi bu hani 80 olunca 90 olunca daha daralacaktır. Çünkü şeyi zayıflıyor dışarıyla olan etkileşimi doğal olarak zayıflıyor. Dolayısıyla böyle bir süreçte Hazreti Osman radıyallahu anh'a gelen bir dönem yaşanıyor. Fakat baktığınızda yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Gözünü yumduğunda hiç kimsenin adını anmamış, hiç kimseyi yerine bırakmamış, hiç kimsenin istişaresini de yapmamış kim olsun diye. Hı hı. Yani ne Hazreti Ebu Bekir'de gördüğümüz davranışlardan birini Hazreti Peygamber'de görüyoruz. Böylece irtihal etmiş. Sahabe-i Kiram kendi aralarında ne yapalım diye tamamen istişarenin ortasına Düşmüşler. kalmışlar. Ee, ve Ensar, Medineliler yani kendi aralarında Saad bin Ubade'yi hazırlıyorlar. Şehir onların şehri. Doğal olarak diyorlar ki yönetici bizden olur yani. Hı hı. Ee, fakat e, Muhira bin Şauba önemli bir şahsiyet. E, Bilahare Hazreti Ömer'in valilerinden birisi olacak. E, önce Basra'ya sonra Kufe'ye atadığı. Ve Hazreti Osman e, döneminde Hazreti Osman'ın ilk icraatı olarak Valilikten aldığı kişi çok e, e, ileri görüşlü Arapların dahilerinden sayılıyor. Bu ortamı koklayınca koşup Hazreti Ömer'e geliyor diyor ki Ensar kendi aralarında yönetici seçmek üzereler. Hı hı. Yetiştiniz yetiştiniz yetişmediyse yetişmezseniz e, bu iş biter. Yani Çünkü bir kere seçildi mi o kimse pişmiş yemeğe su katmak istemez. Hazreti Ömer durumun ciddiyetini anlayınca Hazreti Ebu Bekir'i içeriden çağırıyor. Hı hı. İçeride o esnada onlar Hazreti Peygamber'in naşşerifiyle ilgililer. Hazreti e, Ali de orada e, ama Hazreti Ebu Bekir'i böyle hani tereyağından çeker gibi Hazreti Ömer alıyor. İşte Hazreti Ali'nin hani serzenişi hı hı. o. Niye ben de alınmıyorum? Hı hı. Niye ben de buradan hani çağrılmıyorum? Yani ne kadar haklıdır onu e, takdirlerinize bırakırım ama Hani Orada ben de bulunaydım diye oraya varıp hızlıca konuşuyorlar. Ensar ilk başta pozisyonlarını savunuyorlar. Bizden olmalı diyorlar. Hı hı. Şehir bizim buraya siz misafir geldiniz diyorlar. Hazreti Ömer diyor ki sanki bizim biraz hani durumumuzu şey yapar gibi hafifletir gibi şehir aslında bizim siz buraya hicret edip göçüp kendiniz diye söz Hazreti Bekir'e gelince o da savunuyor diyor ki bak bu Mekke'de çıktı Allah Kureyş'ten birini gönderdi. E, dahası Kureyşten biri olursa, e, diğer Arapların kabulüne daha yakın olur. Çünkü Araplar öteden beri Kureyş'in liderliğine saygı gösteriyorlar. Ama Medine'li biri olursa, o zaman neden bizden olmasın ki derler? Etrafta bir dünya Arap var. Bunların hepsini tartışılabildiği bir ortam, çok iyi bir ortam burası. E, hmm. Hatta bakıyorlar ki yenişemiyorlar, böyle koalisyon var. ya Bir sizden olsun, bir bizden olsun veya ikili olsun. Gibi şeyler de gündem oluyor. Bunların hepsi konuşula konuşula tüketiliyor. Ve sonra e, Hazreti Ebu Bekir hani ben bunların hepsini kendim halife olayım diye e, söylemiş değilim. E, bunu ispat için de e, bir yanda Hazreti Ubeyde'nin elini, diğer yanda Hazreti Ömer'in elini kaldırıp ikisinden birine biat edin buyurun e, diyor. diyor. O, Hazreti Ömer de bunu fırsat bilip hayır ben sana biat <laughs> ediyorum diyor. Bu çok e, güzel bir ortam. Tek buradaki sorun bu e, eksik katılım, eksik. temsildeki eksik katılım Hazreti Ali tarafında e, belli bir şeye yol açmış. Oldu bittiye getirir, getirdiler evet. tarzı evet. bir söylem. Şimdi ha. Hazreti Ömer e, zamanında bu demin söylediğim homurdanmalar falan olunca e, şimdi Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? E, Hazreti Ömer'i bıraktı kendi yerine. O daha farklı bir şey yaptı. evet hani Keşke o da Hazreti Peygamber gibi e, vefat etseydi yeniden ortam kurulsaydı, herkes söyleyeceğini söyleseydi. <laughs> çünkü içte kalması... Seçimle mi olsaydı diyor. Yani ki. içte kalması en kötü olan şey. Hı hı. Yani Hz. Ali'nin de söylediği o, içimizde bir şeyler kaldı konuşsaydık bizim de bir sözümüz vardı diyor. Şimdi orada da çok fazla Hz. Ebu Bekir bir istişare yapıyor ama hani bu ne kadar e, şey yapıyor yerine bırakmış gibi oluyor. Hz. Ömer bundan her ikisini de gördü. Evet. Ve e, kendisi ne yaptı? Kendisi daha doğru bir şey yapmak istedi ve bence daha doğrusunu yaptı. Kendisi bırakıyor mu Hazreti Osman'ı yerine? Bırakmıyor, bırakmıyor. Bırakmıyor. O biliyor, anlıyor ki bu iş tıpkı peygamberin yaptığı gibi müminlerin istişaresine kalmalı. Çünkü Hı. ayet var. Ayette Cenab-ı Hak ve emruhum şura beynahum. İşleri kendi aralarında istişareyledir diyor. Hı. Daha Resulullah hayattayken bunun örneklerini ona uygulatmış. Ve şavirhum fil amri Onlarla istişare et diyor. Dolayısıyla müminlerin kararı Müminlerin kolektif aklıyla, ortak istişaresiyle çıkar. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir'e birini birini yerine diyorlar, yani Hazreti Ebu Bekir gibi yap demeye getiriyorlar. Hayır diyor. Çünkü o bunun hep zafiyetini bir şekilde hissetti. Hani seçilmiş değil, atanmış biri olmanın. O bakımdan bunu yapmaya yanaşmadı. Kendisinden sonra istişarenin de sağlıklı işlemesini, yani istişare yapsınlar. Başka bir şeye yeltenmesinler diye bir istişare heyeti ve buna baktığımız zaman bu heyettekiler e, kabileleri temsil edecek veya kabilelerle güçlü kabilelerle eşleşecek e, nitelikte. nitelikte kimseler. Dolayısıyla bunların ortaya koyacağı bir istişare sağlıklı bir istişare e, olur. Hazreti Osman da orada var. Hazreti Osman var. Hazreti Ali var. Bu ikisi Meşret Meclisi kuruyor aslında. Ve evet, evet. E burada ikisi de var Hazreti i̇kisi Ali. De var. Peki o hocam şimdi oraya geleceğiz. Ben sorumu sormuş olayım. Buyurun. Siz de bir yudum su alın. Ee, Hazreti Osman nasıl halife seçiliyor? Bu meşret Meclisi kuruluyor. Hazreti Ali orada, Hazreti Osman da orada. E Hazreti Osman nasıl halife seçiliyor? Şimdi Hazreti peki Hazreti Ömer de orada. O da Ömer. yaralı. O da öle yazdım bir halde. Evet. Yani şehadet tam da duasına uygun olarak Peygamberin şehrinde kendisini geldi buldu. O diyor ki siz toplanın. Abdurrahman bin Avf var. Zübeyir bin Avvam var. Radıyallahu anhim. Saad an bin Nabi Vakkas var. Hazreti Osman var. Hazreti Ali var. Ve Talha bin Uveydullah. Bu altı kişi. Hazreti Ömer şeyi de düşünmüş. Altı kişi bunlar. Yarı yarıya kalırlarsa oylamada. Oy Demek oldu? ki oylama yapılacak. Yani ha. artık e, hani dilim var mı e, demeye Demokratik gibi bir şey kullan ama En istişari ortam. yani Oylamayla Hakkaniyete uygun olsun a, diye, evet, diye istiyor aslında değil mi? Toplumdaki temsile uygun Hı. bir biçimde e, istişareyle ilk defa e, halife seçilecek ve katılım da Hazreti seçiminkinden daha iyi. Temsil Hı. E, dağılımı da e, güzel. E, bir bakıma moderatör olsun diye Hazreti Ömer oğlu Abdullah bin Ömer'i de Hı. eklemiş. Böylece sayıyı teke çıkarmış ki denge olursa Abdullah bin Ömer bolsun, 3'e 3 üç kalınlarsa tıkanmasın süreç diye. Fakat diyor ki asla onun seçilme şeyi yok hakkı yok. Yani kalkıp kendi oğlunu, oğlunu asla şey bırakmıyor. Evet, onun mi? yerine seçilmesini istemiyor. Böylece adi oğullarını yani kendi sülalesini temsil ettirmiş oldu orada. Ama diğer mesela aşireyim beşlerden orada başka sahabiler de var. Said Bin Zeyd var mesela. Hmm. Adi oğullarından ama mesela onu oraya almamış. Demek ki öyle faziletli olanların şeyi değil burası. Burası hmm. toplumsal karşılığı olanların, e, kabilelerini temsil e, yetkinliği bulunanların e, oluşturduğu bir istişari meclis. yani Mebuslar gibi yani. Top, hmm. Kendi kabilelerinin şeyleri. Tabi Hazreti Peygamber'in mesela Taif'te işte e, bakıyor ki insanlar sessiz. Diyor ki o zaman her kabile kendi adamı üzerinden bize gönüllü olup olmadığı bilgisini göndersin. Bu tabandan yetkiyi e, temsilciler üzerinden yukarı taşıma yöntemi. Yani bugünkü e, seçilme şeyine benzer bir biçimde. Burada Abdurrahman bin Avf radıyallahu an e, biraz daha ileri davranıyor ve sanki hani benim kanaatim sanki Abdullah bin Ömer'in rolünü de e, almış gibi o yönetiyor şeyi. Hmm. Diyor ki arkadaşlar ne dersiniz? Üçümüz, üçümüz lehine çekilelim. İlk baştan yani elimi neydi? Oylama yapalım yerine. Ben mesela diyor işte soruyor. Diyor ki Zübeyir'e soruyor. Sen çekilsen kimin lehine çekilirsin diyor. Zübeyir bin Avvam Hazreti Ali lehine çekilmiş. Yanılmıyorsam Talha bin Ubeydullah, Saad bin Ebi Vakkas, Hazreti Osman ve Abdurrahman bin Avf lehine çekiliyor. Talha bin Ubeydullah Hazreti Osman lehine çekiliyor. Dolayısıyla altıdan üçe düşüyorlar. Hmm. İşler kolaylaşıyor. Abdurrahman bin Avf karşısında Hazreti Ali ve Hazreti Osman. Diyor ki ben istemiyorum siz biriniz diğerinize bırakın. Ha. İkiniz kalacaksınız. Biriniz diğerinize bırakalım bu işi dakikalar, çözelim. dakikalar içerisinde kolaylıkla çözelim. İkisi de sessiz kalıyor. Hazreti kaldı. Ömer de orada değil mi bu arada? Hazreti Ömer vefat etmiş. Vefat etti tamam. Evet Hazreti Hı. Ömer bütün ne yapılacağını günü yani üç gün olacak dördüncü güne bu iş bitecek. Bu arada namazları işte suhayıp kıldıracak. Çünkü bunlardan Hep biri. Söylemiş. Tabii bunlardan bir namazı kıldırırsa oradan üstünlük elde eder diye yani. birileri hani şey davranıp ivedi davranıp pozisyon kapmasın diye. Çünkü Hazreti Ömer biliyor arkadaşlarını ortamı biliyor. Ee, hani burada şey gibi bir ortam yok böyle. Hani abi sen buyur, lütfen ne demek ee, böyle <gülüyor> bir <gülüyor> şey yok. Hani. Burada bir e, şey var. Hani bu bir fazilet çünkü. E, neticede müminlerin emiri olacak o şansiyet hı hı. ve bu işi yapabileceklerin en iyileri bunlar. Hazreti Osman da Hazreti Ali de sessiz kalmışlar. Demek ki her ikisi de istekli. Yani her ikisinin istekli olduğunun en belirgin olduğu sahne burası. Hatta. Hazreti Ömer vefat ettiğinde bari cenaze namazını kıldıralım diye her ikisinde atıldığını görüyoruz. Hem Hazreti Osman hem e, Hazreti e, o zaman ikisi de istiyor. Ali namazı kıldırmak istemişler. Abdurrahman bin Af demiş ki siz durun. Siz demiş hayır siz seçilme sürecinde olanlarsınız. Başka birisi kıldıracak. Siz ikiniz kıldırmayacaksınız. Hı. Abdurrahman bin Af şunu yapıyor radıyallahu anh. E, oturumu sonlandırıyor. Dışarıda İnsanları geziyor, dolaşıyor. Osman mi, tabiri caizse böyle soruyor. Yani yaşlısına soruyor, küçüğüne soruyor, büyüğüne soruyor. Ee, gelen gidenlere soruyor, eskilere soruyor, yenilere soruyor. Ve toplumda e, Hazreti Osman'ın daha ağır bastığını sezinliyor. Hı hı. Bu Yani burada artık katılımı da iyice sadece temsilciler üzerinden değil bir bakıma taban yoklaması da Yapılıyor. Oylama gibi oluyor Tabi tabi Tabii mi? tabii çok yani harikulade. Hatta ben, ben iddia ediyorum ki en yani bakmayın e, sonu şehadetle sonlanıyor Hazreti Osman açısından evet. fitnelerle ama seçim süreci en ideal olan e, Hazreti Osman aslında Hı. çok güzel seçiliyor. Ve e, en son Abdurrahman bin Af geliyor bir sabah namazı e, son günün sabahında Suheyb e, rumi namazı kıldırdığında dönüyor insanlara an yaptıklarını tavan yoklamasını falan. Fakat dikkat eder misiniz? Bu süreci aslında altıda bir kişiyken halifeyi tayin eden kişiye dönüştürebiliyor. Yani evet. aslında bunu Abdullah bin Ömer yapabilirdi. Herkes evet. istekli olsaydı. Bu o süreci yönetebilirdi. Ama Abdurrahman Abdullah bin Ömer'e neredeyse hiçbir şey kalmadı. Abdurrahman bin Avf öne çıktı ve halifeyi o tayin ediyor. Yani Kalkıyor. Hazreti Osman'a diyor ki Önce Hazreti Ali diyor ben insanları yokladım. Biraz daha Hazreti Osman ağır basıyor. Sakın bundan bir alınganlık gösterme. Ee, dönüp Hazreti Osman'a e, biat ediyor. Hazreti Osman e, müminlerin e, emiri olarak, e, efendim seçiliyor. Hı hı. Hocam e, İslam devletinde halifelerin görevleri nelerdir diye bir başlığım var benim. E, halifelerin görevleri şunlar: Allah'ın hükümlerini tatbik etmek, namazları özellikle cuma ve bayram namazlarını kıldırmak Zekat ve diğer vergileri toplamak, kadıları yani hakimleri ve valileri tayin etmek, İslam devletinde yaşayan fertlerin malını, canını, dinini, ahlakının neslini korumak, İslam devletinin sınırlarını korumak, cihadi tanzim etmek, orduları hazırlamak, seferberlik emri vermek, komutan tayin etmek ve gerekirse komutanlık yapmak, İslam devleti içinde zulmü uğrayanlara veya ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmek, İslam devletinde yaşayan fertler arasındaki ihtilafları çözmek ve fitneleri engellemek diye halifenin görevi aslında bunlardı. Şimdi o zaman e, işte komutan tayin etmekten, fitneleri çözmeye kadar, ihtiyacı olanlara yardım etmekten, cihadı tanzim etmeye kadar aslında halifenin pek çok da görevi var. Hazreti Osman e, nasıl bir halifeydi? Yönetim anlayışı nasıl oldu? E, hemen şunu söyleyeyim, Hazreti Ali biat etti değil mi Hazreti Osman? Hemencik. Hatta hemen, orada. rivayete göre Abdurrahman bin Af'tan sonra Hı -hı. yani ikinci kişi Hazreti Ali hemen Hazreti Osman'a biat ediyor. Hı hı. E peki hocam şimdi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer aslında Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in hilafeti çok da farklı değil Bu da değil. şunu gösteriyor sözünüzü hı. unutmayın. Bulunduğu yerde hani e, teamir ortaya çıkınca direten, küsüp giden olmadığını gösteriyor. Bir Hazreti demek Ali ki, yok değil yok. mi? Yok demek ki Hazreti Ebu Bekir'in olduğu ortamda da olsaydı e, onu ilk biat edenlerden ya. olarak görecektik. Ama hani... E, kıymeti bilinmemiş olmanın getirdiği bir e, gücenme e, söz konusu orada. Ya bir da söz hakkım geçirme. neden yok? Yani söz hakkım neden söz yok? Aslında. Hani dilim e, varmıyor ama sayılmamış olmak. Hı hı. E, ama burada bakınız, e, favori kendisi. Evet. E, ama e, madem ki buraya vardı, ...hemencecik orada Hazreti Osman'a biat ediyor. Hazreti Osman nasıl bir halife oluyor? Hazreti Ömer gibi? bir insandan sonra onun halifelik dönemi nasıldı? Yani halifelik yönetim anlayışı nasıl oluyor Hazreti Osman'ın? Şimdi Hazreti Osman'ın bir defa Hazreti Ömer'e göre daha yaşlı bir müminlerin emiri. Ben müminlerin emiri diyorum çünkü onlar kendilerine müminlerin emiri evet. diyorlar. Halife demiyorlar. Demiyorlar. Çünkü Hı. halife Hazreti Peygamber'in halifesiydi diyorlar Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ömer müminlerin emiri olunca işte halife halife diyorlar. Ben kimin halifesiyim diyor. Ben Hazreti Ebu Bekir'in halifesiyim. Halife demek sonradan gelen, sonradan halef. onun yeri. Halef dediğimiz <laughs> şey. Ya bana diyeceksiniz ki halifetu halifeti Resulillah. Yani Resulullah'ın halifesinin halifesi. E bu diyor yani benden sonraki ne olacak? Halifesinin halifesinin halifesi. Ondan sonra ne olacak? Bu böyle yeni <laughs> bir şey bulun diyor. Yani yeni bir isim bulalım diyor buna. Hı hı. Ortam Ortamda bir kurumsallaşmış böyle bir ilafet diye bugün bildiğimiz şekilde bir şey yok bir isimden ibaret o esnada. Ee, o zaman insanlar ne yap, ne diyelim, ne diyelim diyorlar. Ee, sağdan soldan belli öneriler oluyor. Beğenmiyor Hazreti Ömer. Bir müminlerin emiri diyor. Onu da beğenmiyor ilk başta. Ama sonra bakıyor ki hani beğendiğim bir şey kalmadı. İyi bari müminlerin emiri <laughs> olsun diye. Dolayısıyla hep e, biz Hazreti Ömer'le raiyenin konuşmalarında, rivayetlerde hep ya emiral müminin. Görüyoruz onu öyle. Ey müminlerin emiri Hı -hı. diye. Aynı şey Hazreti Osman'da da söz konusu. Hep ya emir al müminin, ey müminlerin emiri. Hitap bu çünkü e, bulunduğu e, pozisyonun adı bu. Hı -hı. Gerçi Hazreti Osman sanki bir ara böyle halife kelimesine bir hani e, özenmiş gibi ama halifetullah yani Allah'ın halifesi. Allah böyle bir kullanımdan bahsediliyor ama e, yine de genel olarak Hazreti Osman da tıpkı Hazreti Ali de öyledir. Müminlerin emiri. Müminlerin emiri ne yapıyor şimdi? Hocam burada hemen Müminlerin emirini ne yapıyordan devam edelim. İlk Hı. aramız var, aramızdan sonra buradan devam edeceğiz. Evet. Sevgili izleyenler, bizlere Twitter'dan, X'ten daha doğrusu Instagram'dan, Facebook'tan mesajlarınız, sorularınız geliyor. Ben hocama ileteceğim. Şimdi kısa bir oraya gidiyoruz. Aradan sonra Müminlerin emirinden devam edeceğiz. Efendim Vav TV ekranlarında yön veren komutanlar programımız bu hafta Hazreti Osman'ı konuşmak suretiyle devam ediyor. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikte biz araya gitmeden önce Hazreti Osman'ın halifeliğini ve nasıl halife seçildiğini konuşmuştuk ve Emirül Mümin'inde kalmıştık. Hocam buradan biraz devam edelim ve daha sonra size halife olduktan sonra ilk icraatı ne oldu diye soracağım. Tabii Hazreti Osman radıyallahu anh müminlerin emiri e, olunca ee, ...Hazreti Ömer'in bir defa belli vasiyetleriyle... Hmm. ...karşılaştı. Çünkü Hazreti Ömer... E, ...benim yerime seçilecek kişiye... ...diye, diye hani vasiyet kim bırakmıştı. oldu? Tabii vasiyette bulunuyor. Ee, bir defa diyor e, Kufe valisini... E, ...görevden alsın diyor. E, o dediği kişi... ...Mughira hmm. bin Şahbe. Ta o hani haberi getirmiş diye... ...Ensar hmm. seçiliyor diye. Ve onun... ...Medine'ye müsaade edip gönderdiği... ...kölesi tarafından Hazreti Ömer katledildi. Bazıları ilişkilendiriyor ama Hazreti Ömer hani herhangi bir hıyanetten, herhangi bir sebepten değil diyor. Sadece hani vasiyet ediyorum görevden alsın diyor. Muhira bin Şube de bu işlerde çok yetenekli. Öncesinde Basra valisi aynı zamanda ve ordu komutanı. Yani Arap dahilerinden birisi. Dolayısıyla vasiyete uyarak Hazreti Osman ilk iş olarak Muhira bin Şube'yi Kufe'nin valiliğinden alıyor. Yerine Saad bin Ebi Vakkas'ı getiriyor. Demin ki o altılı istişare grubundaki sahabeden bir tanesi. Kadisiye'nin komutanı yani. Büyük, büyük sahabi. Fakat bütün yetkileri Saad bin Ebi Vakkas'a vermiyor. Saad bin Ebi Vakkas imametten yani namazdan sorumlu, imaretten, yönetimden sorumlu ordu komutanı aynı zamanda. Asıl yetkiler onda. Fakat ekonomik tarafı, mali tarafı Abdullah bin Mesud'a veriyor. Yani o da ekonomiden sorumlu. Şimdi bu vilayetler böyle hani Kufe vilayeti deyince arkadaşlar Kufe'ye bakıp böyle küçük bir şehir falan zannetmesinler. Bugün için birkaç ülkenin içinde kaldığı egemenlik alanları bunlar. Çok geniş egemenlik alanları. Gel zaman git zaman bu ikili Ser bin Abiy Vakkas, diğeri Abdullah bin Mesud yani sahabenin en ileri gelenleri bunlar. Anlaşamıyorlar. Bir borç alıyor birisi diğerinden, borçlanıyor. Zamanı gelince öde diye gidiyor Abdullah F. Mesut. Saat diyor ki ödeyemiyorum şimdi elinde yok, harcama yaptık falan. O da ağır konuşuyor. Bunların arasında işler bozuluyor. <laughs> Haber geliyor Hazreti Osman'a işte sıkıntı var ikisinin arasında diye. Hazreti Osman tutup Saad bin Ebi Vakkas'ı görevden alıyor. Saad bin Ebi Vakkas'ı görevden alıyor. Onun yerine e, el Walid bin Ukba, Walid bin Ukba bin Muayt. Belki Hazreti Osman'ın atadığı en tartışmalı e, vali. Hı -hı. Bu e, Hazreti Osman'ın anne bir kardeşi. Yani anneleri ikisinin aynı. Evet. Dolayısıyla kardeşini atamış Hı -hı. oluyor. Dahası bu kişi Ümeyye oğullarından. E, böylece dikkat çekici bir atama bu. Yani senatta bin Ebi bir vakkas gibi sahabenin ileri gelenlerinden birini alıyorsunuz yerine babası Bedir'de katledilmiş amansız bir İslam düşmanı. Kendisi fetihde yani Mekke fetihinde Müslüman olmuş genç bir Peki. sahabi. Hatta bazıları işte Hazreti Peygamber bir görev verdi. Ee, göreve gittiğinde e, karşı taraftakiler kendisine saldıracak zannedip irtidat ettiler diye Medine'ye gelmiş. Ya zekatı vermediler, irtidat ettiler. Güya bunun üzerine de ince akum felsikum binebe'in. Size biri fasık bir haber getirirse ayet onun hakkında nazil olduğu söylenen bir şahsiyet. Neticede genç birisi evet. ama e, oğullarından Hazreti Osman'ın da yakınındaki birisi yani kardeşi onun ve atanıyor. Ne oluyor? Abdullah bin Mesud o esnada yine maliyeden sorumlu Kufede ikili yine birbirlerine giriyorlar. Yine aralarında sıkıntı çıkıyor e, ve dahası... El-Valid bin e, Uqba ile ilgili başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Hı -hı. Yani alkol aldığına dair e, duyumlar A, da oluyor. Ortada, i̇şte bir ya? sabah namazını kıldırmış. E, Hı -hı. Güya sarhoşmuş o esnada. Dört kıldırmış. Dönüp etrafındakilere ya çok oldu deyince isterseniz daha da artırayım demiş. Böyle kendisi o esnada demek ki iyi değil çok. Bunun haberi geliyor. Tabi şahitler mahitler derken bundan ötürü suçlu bulunuyor hakkında had cezası uygulanıyor. Yani bir valinin hakkında had cezası uygulanıyor. Bu epeyce sarsıcı oluyor Hazreti Osman açısından. Hele Kufi Halifeliğine gibi. değil Tabii. mi? Onun yani onun e, müminlerin emiri olarak işte sen kardeşini atadın o da hani böyle şeyler e, yaptı. Bir de Hazreti Osman çok eli bol bir adam. Yani hmm. herkese verebiliyor. Hazreti Peygamber zamanındaki şeyi de gördünüz. Evet. Burada da böyle bu akrabalarına, valilerine Nelere falan. dikkat ediyor? Aslında benim sorularım arasında bunlar da var hocam. Hmm. Mesela komutan tayin ederken ya da vali tayin ederken. Çünkü aslında tayin ettiği vali de bir komutan. Çünkü orayı hmm. yönetecek. Gerekirse savaşacak. Hmm. E ne, Hangi özelliklere dikkat ediyor Hazreti Osman? Yani baktığınızda aslında bölgeyi bilmeyen kimseleri atıyor diyemeyiz. Yani o bölgelerde savaşmış. O bölgelerin fethinde... Bölgeyi tanıyan kişileri Tabii bölgeyi atıyor. tanıyan kimseler. Sa'd bin Nebi Vakkas atadığı ilk halife, ilk vali. Yine el bin Ukba da yani ordu komutanlığı yapmış birisi bölgeyi ya e, de, tanıyor. Yeter ki ikisi de İslam tarihinde evet. ve özellikle hani Fetihler tarihinde çok önemli isimler. Sa'd bin Ebi Vakkas bugün okçuların piyeri olarak. Evet. Ama etrafta onlar gibi çok bu ana merkez vilayetlere... E, çok yakınından kimseleri, özellikle Ömeriyi oğullarından atayınca ve bunların, bunlara biraz atiyede de bulunuyor. Hazreti Osman bilahare bunları kendi mülkümden verdim diyor. Hani kendi servetimden verdim, ortak maldan vermedim hmm. diyor. Yönetimleri için mi onları atiyede bulunuyor? Yani, yani gittikleri valiliklerdeki görevlerinde rahat hareket etsinler, halka versinler. Yani öyle diye bir, bir ifadesi yok esasında yok. da. Yani onlara böyle servetinden veriyor neticede. Parası var Bun, onlar da ona çalışıyorlar. Dolayısıyla Elvelid'in hani bu içki olayıyla sıkıntıya girmesi yerine bu kez hem Azerbaycan'da büyük başarı göstermiş ordu komutanı olarak hem Ermenistan'da bugün için Ermenistan bölgesi. Düşünebiliyor musunuz Hazreti Osman dönemini konuşuyoruz. Hazreti Ömer döneminde o kadar coğrafya genişlemiş ki şu anda Hazreti Osman dönemindeyiz ve vilayet sınırları yani uç bölgeleri sınırlar artık bugünkü Azerbaycan'ı bugünkü Ermenistan'ı içine alan bölgeler. Buralarda e, Said bin El As e, ordu komuta buralarda fütuhatta bulunmuş. El Velid'i çekince Hazreti Osman yerine Said bin El As'ı atıyor. Ama bu da Ümeyye yollarından birisi. Bu da Emevilerden birisi. E, Kufeliler bunu da çok fazla kabullenmiyorlar. Hazreti e, Osman radıyallahu anh e, bakıyor ki o da tutunamadı orada. Bunun yerine e, Ebu Said Said'in e, e, el-Eşari radıyallahu anh'ı getirip oraya atıyor. Ve o yani dolayısıyla burada toplamda beş tane vali görev değiştirmiş oluyor. Bu süre zarfında Hazreti Osman zarfında. Gelelim batıda Mısır var. Hı hı. Yani önemli başkentlere gidecek olursak. Sınırlar da çok gelişmiş. Sınırlar genişmiş, da çok geniş. Haritalarımız arkadaşlarımız hazırlamış, onları da bir getirirlerse onları da bu şey içerisinde Yani konuştuğumuz konuşalım. coğrafya Büyük bir hani, hani Arapların aslında kendi aralarındaki bir yer değil. Dünya coğrafyası. Mekke'den ibaret tabii, dünya. Şu an dünya da. coğrafyasını konuşuyoruz ve bu kişiler Hazreti Peygamber Mekke'deyken kendisine ilk iman edenler hı. şu an e, egemenlik alanları dünyanın gözde coğrafyası yani bir tarafıyla Kuzey Afrika, bir tarafıyla hı hı. Orta Doğu zaten Hicam Hicaz Yarımadası, Yemen, Bahreyn, Umman bunlar körfez ülkeleri. Ee, doğu tarafı itibariyle e, bugünkü İran efendim Afganistan Hint bölgesinin içlerine kadar uzayan Kuzey kuzey tarafıyla baktığınızda bugün e, işte Anadolu'ya kadar Anadolu'nun hatta doğu ve güneydoğu bölgelerini içine alan ve oradan ta Kafkaslara Hazar Denizi'nin e, sınırlarına kadar uzanan bir geniş coğrafyadan Çok e, söz geniş ediyoruz. Bir coğrafya evet, değil mi? yani şu an ekranda bu, gördüğünüz haritada. Hocam kalkmak isterseniz de kalkabilirsiniz e, aslında. Buradan da anlatabilirsiniz. E, şimdi bu Hazreti Ömer dönemindeki İslam haritasını, İslam toprakları. Şimdi e, Arap Yarımadasını görüyoruz yeşil Yarımada. Olan. Evet, yeşil ve sağ tarafı pembe olan. Evet. E, şimdi o yeşil olan kısımdan pembe olan kısımlara doğru Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu e, irtidat yani başkaldırı. Dinden çıkma hadiselerine savaşlar uyguladı. Tekrardan yarımada e, Müslümanların egemenliği altına girdi. Üst taraftaki kırmızı bölgeler sağlı ta İran bakın orada sağ taraf o gün için Khorasan yazan bölge. Orta Doğu bölgesi bugünkü Irak, Suriye bölgesi sol tarafta e, Kuzey Afrika yani Mısır diye bildiğimiz Libya, Libya, Tunus diye bildiğimiz bölgeler. Buralar ta Hazreti Ömer zamanında fethedilmiş. Yani baktığınız zaman bu geniş coğrafya. Peki Hazreti Osman bunun üstüne ne koydu? Ee, bir Hazreti Osman haritayı mı hocam? Yok burada da bu, görebiliriz. Buradan, tamam. Hazreti Osman'ın rengi de şu turuncu mu dediniz? Yani kırmızı bölgelerin hemen sonrasındaki evet, turuncu, bölge. Turuncu, sarı, koyu sarı evet, falan. koyu sarı veya sarı. İşte bakın Kuzey e, Afrika'da Nil boyunca aşağı doğru. E, i̇leride e, yine e, Afrika'nın içlerine doğru ve hatta Afrika'nın ucuna kadar yani e, varan bölge artık buralar tamamen Bizans'tan e, kurtarılmış alınmış, alınmış bölgeler. E, bölgeler. E, baktığınız zaman işte bakın orada Ardurul er 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 yazıyor? Erzurum yazıyor. Onun sağı <laughs> itibariyle Tahtifli ise efendim, Derbende, ta Kafkaslar bakın Kafkasların içine kadar e, bugünkü Batum orada Van yazıyor. Van Gölü'nde wow, görüyorsunuz. Tiflis buralar Hazreti Farkaz. Osman zamanında fethedilen bölgeler. Sağ hmm. tarafta Hazar Denizi'ni Hazar Denizi'nin ee, batısı, alt tarafı ve hatta sağdan e, Cürcan bölgesi itibariyle ta Ceyhun Nehri bakın en sağda Bukhara'yı görüyorsunuz Ceyhun Nehri'nden Aral Gölü'ne kadar uzanan bir e, hatta var. Buraların hepsi Hazreti Osman radıyallahu anh o renk yani o e, tırak veya sarı renk e, bu dönemde e, fethedilen bölgeler. Tabii eğer demin girişte konuştuk eğer komuta etmede e, yeterlik olmasaydı bu sadece bu sarı bölgelerden ibaret değil. Hazreti Ömer'in fethettiği bölgelerin ikinci kez üstünden geçme de var bunun içinde. Yani Çünkü, aslında fethediliyor, tekrar geri alınıyor ve yani Osmanlı'nın de oluyor. defa evet. evet tekrar baş kaldırıyorlar. Halife e, katledildi. Hazreti Ömer katledildi, evet. şehit oldu. E, belki tekrar geri alırız şeyi var. Dolayısıyla bazı bölgeler tekrar e, elden çıkıyor gibi. Hazreti Osman'ın yeni atadığı valiler ve onların atadıkları bir dünya komutanlar var. Çok geniş bakın sağ taraftan ta Ceyhun Nehri'ne bir, bir adım ötesi onun Çin sınırına geliyor. Bu çok kadar geniş büyük çok aslında. büyük bir coğrafyadasınız ve Hazreti Osman Medine'de müminlerin emiri olarak buraların yönetimini sergiliyor. O günkü kıt iletişim imkanlarıyla dolayısıyla yetkin kimseler atamak durumunda ki yerinde karar alsınlar, mevcudu korusunlar ve üstüne de yeni fetihleri getirebilsinler. O bakımdan e, şu haritaya baktığınızda evet Hazreti Ömer dönemindeki kadar yani yüz ölçümü çok geniş değil, değil. ama onu koruyan ve üstüne de ilave eden bir de coğrafyonların da bir doyum sınırları var. Çünkü alıp başınızı binlerce kilometre gidemiyorsunuz. Yeni bölgelerde iskan politikalarıyla o bölgelerde e, tutunabilmeniz lazım yoksa iç bölgelere çok girersiniz. Birdenbire arkanızı e, kapatırlar. Orada e, işinizi bitirirler. O bakımdan Hazreti e, Osman radıyallahu anh'ın aslında sergilediği başarı en az Hazreti Ömer dönemindeki kadar hem onu koruyan yani, hem de, de ilerisine var. giden. Şimdi Mısır'a bakarsak Mısır'ın fatihi zaten Amr bin el As radıyallahu anh hı hı. Arap dahilerinden bir tanesi, büyük komutan. Dört e, yıl kadar valiliğini yaptı oranın Hazreti Ömer zamanında. Hazreti Ömer'in şehadetinden sonra Hazreti Osman onu görevden almadı. Yani devam başarılı edelim. bir kimse görevine devam etsin. fakat sorun yaşanmaya başladı. Orada Abdullah bin Saad bin Serh diye yine bir ordu komutanı var. Hazreti Amr bin As vali ama o da askerin başında belli bölgelerde. Şimdi bu ikili arasında aslında eskiden beri ta Filistin bölgesinden beri arkadaşlık da var. Birbirinden oldukça yaşlı tabii. E, fakat muhtemelen Hazreti Osman'ın da e, seçilmesiyle birlikte Abdullah bin Saad'da biraz kıpırdanmalar var. Çünkü Abdullah bin Saad Hazreti Ömer'in atadığı birisi aslında Mısır'da. Fakat Hazreti Osman'ın e, süt kardeşi. Dolayısıyla muhtemelen hani artık biraz e, başını kaldırıyor gibi Amr bin As'ı rahatsız ediyor. O da müminlerin emiri Hazreti Osman'a diyor ki al bunu görevden. Hmm. Kendisi konum olarak da onun üstünde. O diyor ki ben atamadım onu. Onu Hazreti Ömer atadı. Hani bana yıkmayın onu atamayı. Kardeşini atadın diye. Hazreti Ömer atadı onu. Ve şu ana kadar da bir kusurunu görmedik. Yani niye görevden alayım diyor. Almıyor. Amr bin As bunu mesele haline getiriyor. ikinci üçüncü ısrar ediyor. Bunu al görevden diye. Hazreti Osman ilginç bir şey yapıyor. Tutuyor. Amr binası alıyor görevden. Allah Allah. Tabii. Böyle evet. birini hani görevden alınca şimdi Hazreti Osman'ın hani zorluğu şurada yaşlıları huzursuz etmeden görevden almak durumundasınız. Çünkü onlarla daha fazla gideceğiniz bir yol yok. Enerjileri tükenmiş. <laughs> Anlatabiliyor muyum? <laughs> evet çok saygın kişilikler. Çok saygın söyleyeyim. kişilikler ama sizin ordunun başında Orduyu sevk ve idare edecek heyecanlı di dinamik insanlara ihtiyacınız var. Hı hı. Ta Hazreti Ömer bunu yapmaya başlamış. Hı hı. Şimdi Hazreti Osman eskilerle eskilerin o güçlü şahsiyetleri altında en fazla bulunduğu yerde kalabilirdi. Ama daha ileri adımlar atabilmek için genç enerjilere ihtiyaç var. Dolayısıyla Amur binası görevden alıyor. İkisinin arasında kalınca doğal olarak doğru olanı yapıyor. Fakat e, belki şunu hani Amr bin As radıyallahu anh. Ee, onura etseydi belki başka görevlerle çünkü bu bir e, yöntem ama Amr bin As'ı onura edip etmediğini çok bilmiyorum ama Amr bin As gidiyor. Fakat Rumlar bu kez Amr bin As gitti diye ortamdaki rahat şey bozuldu yani. diye hemen saldırıp İskenderiye'yi geri, alıyor. e, geri alıyorlar. Müslümanları katlediyorlar. Hı. Hazreti Osman sıkışınca Amr bin As'ı tekrar göreve çağırıyor. Amr bin As tekrar göreve geliyor. İskenderiye'yi geri alıyor. Ortamda belli bir huzur sağlanıyor. Bir miktar yine ortamda bu ikili beraber devam ediyorlar. Hazreti Osman yine hani beraberce götürün bu işi der gibi oluyor. Hazreti Amr bin As yine kabul etmiyor. Yani ya ben tamamen bana bırak diye. Bunun üzerine ikinci kez Amr bin As'ı evet, evet. görevden alıyor. Ee, sonra artık Abdullah bin Sa'd e, bin Serh orada kalıyor. Şimdi hem Hazreti Osman'ın süt kardeşi hem de Abdullah bin Sa'd'ın hani Derler ya siyasete girdiğinizde geçmişteki bütün şeyleriniz gündem oluyor. Sizi yıpratacaklar. Geçmişinde bir irtidat vakası var. Ta Hazreti Peygamber zamanında yaşanmış. Evet irtidat. Yani Hudeybiye sonrası gelip iman ediyor. Aslında genç bir sahabi. Fakat okuma yazma bilen bir kimse. Hazreti Peygamber onu vahiy kântibi yapıyor. Hazreti Peygamber kaliteli nitelikli adam görünce hemen görevlendiriyor, iş veriyor. Yani onun da böyle bir emevi takıntısı yok. Hazreti Peygamber Mekke'nin başına bile Hazreti Oktab'ı ki 25 yaşında bile değildi. Emevilerden tuttu vali olarak kendi atadı. Yani bu açıdan baktığınızda böyle Emevilere karşı o geçmişten gelen bir rekabetin herhangi bir izi yok. Hani kalkıp Hazreti Osman'a bir şey diyoruz ama Emevi, Emevi ailesi güçlü bir aile ve en azından temsilde hani belli bir hakları var. Şimdi Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarh Vahiy katipliği esnasında rivayetlerimizde fazla şeytan, şeytan ayağını kaydırdı. Daha başka rivayetlerde de kimi vahiy ayetlerin yazımında güya böyle iftirada bulunuyor. İşte şöyle derdi ben böyle yazardım çok aymazdı falan diye bu Resulullah'ı çok kızdırıyor çünkü Kur'an'ın korunmuşluğuna yönelik bir ee, şey gibi, hıyanet gibi. O yüzden Mekke fethinde adını verdiği ve Kabe'nin estarına Kabe'nin e, iplerine yani örtüsüne sarılı bir halde perdesinin içine girmiş bile görseniz eman vermeyiniz katlediniz dediği kişilerden bir tanesi. Allah, Allah. Hazreti Osman'ın süt kardeşi. Hı. Hazreti Osman Mekke fedinden sonra eve bir giriyor ki Abdullah bin Saad evin içinde. Diyor ki aman beni koru. Hı. Bana yani kardeşiz ne yapacaksan yap. Git Resulullah'la konuş bana eman versin. O da diyor ki geleceksen benimle gel. Hı hı. Hani Böyle gidelim Resulullah ne yapacaksa ben götüreyim. Allah'ın Resulü'nün yanına geliyorlar. Diyor ki ya Resulallah bunu affet. Bu benim e, eman vermek istediğim birisi. Hazreti Peygamber elini çekiyor böyle. Ee, öyle bir bekleşe duruyorlar böyle. Ee, ondan sonra ikinciye, üçüncüye Hazreti Osman ısrar edince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peki diye kabul ediyor. Sonra da onlar gidince etrafındakilere diyor ki... E, e, konu, yekunu beynekum raculun Aranızda reşit bir adam yoktu o da mı? Hine ma ra'ani kafaftu yedeyye. Gördü ben elimi uzatmıyorum. Davransın da hemen onu katletsin diye. Yani öyle de bir bekleşmiş Allah'ın Resulü. Demişler ki ya Resulullah keyfe ne'lem Nereden bilirim senin içinden ne geçirdiğini? Efela evma'te ileyna bi'aynik. Şöyle gözünle bir işaret etseydin. Demiş ki hayır bir peygamber gözüyle arka arkadakilere karşısındakinin kıyanet etmez. Bu Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sar. Böyle de bir bu kişi. Bu kişi yani. Ama bunu Hazreti Osman atamadı. Bunu yani ilk önce Hazreti Ömer oradaki orduların e, bir kısmının başına atadı. Hazreti Osman Sa'd bin Ebi e, Amr bin As bununla uyuşmayınca tuttu bütün Mısır valisi yaptı. Ama bu kişi demin ki gördüğünüz haritada e, kuzeye doğru olan fütuhatı yaptı. Hmm. Bu e, gazvetül abadile dediğimiz sahabeden Abdullah diye bildiğimiz saygın bütün sahabilerin katıldığı ordunun başındaki kişiydi. O ta haritamız Kuzey Afrika'nın ucuna bitiriz kadar bitiriz. giden fetihleri hmm. Nil'den aşağı kadar uzanan güneye doğru hattı e, bu zatı evet, muhterem haritamız. fethetti. Dahası Abdullah bin Sa'd bin Serh hani genç diyoruz ya Bu bunlar Bizans'tan kalan e, o bölgede özellikle İskenderiye'de Burada onların gemilerine falan tanık oldular. İlk defa böyle hani gemi fikri denize de açılalım, denizden gelecek en azından saldırıyı önleyelim tarzı fikirlerin de yine kendilerinde karşılık bulduğu bu zat bir de diğeri Muaviye bin Ebi Sufyan. Gelelim Şam bölgesine. Şam bölgesinde Hazreti Ömer'in atadığı Hazreti Muaviye var. Öncesinde Hazreti Yezid bin Ebi Sufyan vardı. O Ebu ee, e, e, Ubeyde bin el-Cerrah, ondan sonra Halid bin el Velid. Bunlar bu bölgenin fatihler Şam bölgesinin. Hı -hı. Yezid bin Ebu Süfyan oraya ilk vali atayan Hazreti e, Ömer o ölünce, vefat edince kardeşi Muaviye'yi yerine atadı. Dolayısıyla Hazreti Muaviye'yi tarih sahnesinde vali olarak ilk gördüğümüz dönem Hazreti Ömer'in... E, Hazreti Ömer'in atadığı isimler aslında. Tabi Hazreti Ömer'in atadığı. Hazreti Osman'ın Osman yaptığı yerinde bırakmak. Evet Hazreti Muaviye Hazreti Osman amcasının oğlu yani Ebu Süfyan'ın evet. oğlu. E, dolayısıyla aynı soydan geliyorlar. O da bir Emevi. Fakat başarılı bir e, komutan. Şam bölgesinde yani oraları fethettiler ve iyi yönetim sergiliyorlar. Dahası hem kuzeye doğru sürekli fetihlerde bulunuyorlar. Hazreti Muaviye dediğimiz zaman Hazreti Osman döneminde bakın ta orada e, en üstte solda Malatya diye bir yer yazıyor bakın. Ta Malatya açıklarına kadar e, gelen bir kimse. Bakın ha. Hazreti Osman döneminden bahsediyoruz, Anadolu'nun Malatyasından bahsediyoruz. Evet. Hani bazıları bizden alıyorlar oları zannetmesin. Bu esnada buralar Bizans'ın, Biz daha yani, evet. Türkler henüz Anadolu'ya gelmedi. Ve düzenli gelmedi. bir orduya karşı aslında savaşıyorlar. Ve düzenli bir orduya Şimdi biz karşı savaşıyorlar. Burada Bizans savaşıyorlar. dediğimizde hani Roma İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu tarihin en hani kadim devletlerinden Hı. bir tanesi çok evet. düzenli bir ordusu var, kıtalar Hı. fetheden bir ordusu var. E bundan dolayı basit bir fetih de değil aslında. Şimdi bakın bu harita burada baktığımızda. Hazreti e, Muaviye Şam bölgesi valisi. Demin bahsettiğimiz Abdullah bin Sa'd bin Abiseh e, Fustat valisi. Yani Mısır bölgesi valisi. Birisi aslında Afrika'ya. Afrika birisi Kuzey hı hı. Afrika. Birisi bugün için e, Suriye. Anadolu'ya kadar. E, e, i̇şgal aslında. edilmiş e, Filistin toprakları. Ürdün bölgesi. Buralarda kaç tane devlet var şu anda? Hı hı. Şimdi burada... E, Donanma fikri gündeme geliyor. Aslında hocam burada hemen bir es vermek istiyorum size. Hazreti Osman döneminde İslam orduları ilk defa donanma kurarak denize açılmışlardır. Denizdeki ilk e fetihlerden bir tanesi de hatta Kıbrıs adası. Şimdi bu dönemde mi oluyor bu bahsedilen? Şimdi aslında fikir ta Hazreti Ömer zamanında gündeme geliyor. Hı hı. Ve bunu ilk gündeme getirenlerden biri Hazreti Muaviye radıyallahu anh. O diyor ki kuzeye doğru sürekli fetih yapıyor ama yani... E Batı kısmı Hazreti Muaviye'nin kapalı. Denize hmm. açılamıyor. Dolayısıyla sadece kuzeye gidiyor. Sadece kuzeye ne kadar gidebilirsiniz? Şam'dan çok uzaklaşmak istemiyor. Dairesel hareket de yapamıyor. Hmm. Diğer mesela Basra'dakiler şeyler bunlar kendi etraflarındaki her yeri kendilerine bağlayabiliyorlar. Ama deniz Hazreti Muaviye'nin solunu kapatmış durumda. Dolayısıyla denizin ötesindeki Kıbrıs'ı biliyorlar. Duymuşlar orada bir ada var. Oraya gidelim donanma kuralım. ...gemi üstüne asker çıkaralım. ...Hazreti Ömer'e söylüyor. ...Hazreti Ömer radıyallahu an yani e, hani genç yaşlı ayrımından da hani bu bilmediğimiz bir şey diyor. Riske atarız. Tahzit Öbekir zamanında e, Haz e, ...Hazreti Halid bin Velid'in çölü riskli bir şekilde geçmesine bile ...Hazreti Ömer karşı çıkmıştı... Risk aldık. Biz Müslümanların çocuklarını riskli bir şeye e, atma hakkımız yok diye. Bunu da çok bütün riskli oluyor. Hatta bazıları bunu Amr'a sordu. Amr da ya riskli bir iş olmaz yani suyun üstünde ordu mu olur falan diye. <laughs> e, muhtemelen belki hani Muaviye'nin radıyallahu anh e, bazıları kıskandı diyorlar. Şimdi Hazreti Muaviye Hazreti Ömer'den bir ışık alamıyor bu açıdan. <laughs> Hazreti Osman dönemi geliyor. Aynı taleple Hazreti Osman'ın kapısını çalıyor. Diyor ki donanma kuralım hemen yakınımızda diyor Kıbrıs adası var orayı fethedelim. Bizans'ın, biz diyor Bizans'ın diyor e, Akdeniz'deki varlığına karşı kendimizi or e, donanma kurmadan asla koruyamayız. Gider gelir tekrar aldırlar bunlar burayı. Dolayısıyla Kıbrıs'ı almak durumundayız. Hazreti Osman konuyu öğreniyor. Hazreti Ömer'in fikirlerini tekrar gözden geçiriyor. Hayır diyor. Hayır diyor. Çünkü onun sünneti şuydu. Kitap sünnet, sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer. Yani onların peşinden gitmek. Hatta Abdurrahman bin Avf'ın... Biat ederken böyle bir yat aldı kendisinden rivayet edilir. E şimdi ilk anda vazgeçmek istemiyor Hazreti Ömer'in yaklaşımından. Fakat Muaviye o kadar ısrarcı ki. An geliyor Hazreti Osman'a diyor ki peki donanmanı kur. Bu gemilere sadece gönüllü olan askerleri bindireceksin. Hmm. Hani ben yokum diyen asla kimseyi zorla bindirmeyeceksin. Ben her türlü riski alıyorum diyen kişiler binecek. Hani imza atıyoruz ya ameliyat öncesi. Bir şey daha istiyor. Bu gemiye bütün aileni bindireceksin. Yani geride kimse bırakmayacaksın. Gidip helak olursanız bütün muaviye ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla her şeyle helak olsun. Allah Allah. Yani göze aslında alıyorsan. Liderlik özellikleri nelerdir diye bir soru sormak istiyordum size. Burada hı. aslında Hazreti Osman'ın liderlik özellikleri de ortaya çıktı. Burada risk planlaması yapıyor. Risk, evet. Hesaplamasını yapıyor. Ve dahası yüklemesini yapıyor. Çünkü hı hı. riskin sahibini, sorumluluk sahibine... En iyi hatırlatacak şeyi veriyorsunuz. Madem ki yani maceracıysan bak ailen de çocukların, eşlerin. Ya eş, helak olacaksın eşlerin, ya olacaksın başka evet, şansın herkes, yok hepsi yani. Hepsi orada bütün valilik de gidecek <gülüyor> elinden. <gülüyor> evet. Bir de şuna dikkat eder misiniz? Yani Emeyye oğulları işte geldiler vali oldular işte <laughs> içkiler içtiler şöyle şöyle hani diyesi var bazılarının. Tabii işlerinin bir tanesiyle ilgili böyle bir şey var. E, Subut bulmuş. O ayrı da Hazreti Muaviye'yi buna zorlayan bir şey yok. Şam bölgesi korunaklı bir bölge zaten. Üste doğru da zaman zaman fütühat yapıyor böyle tıkır zaten tıkır. Zaten başarılı bir var. Değil mi? Yani zaten güzel, yaşı, güzel. Ya, güzel yaşayabilir. Hı -hı. Ne diye donanma kursun, denize açılsın, riskli bir işe girişsin, değil mi? Ve bunun için Hı -hı. hevesli olsun. Demek ki o, o, olay sanıldığı gibi değil. Burada hakikaten bir ya, hizmet anlayışı tabii var. Tabii niyetlerini fütuhat. bilemeyiz. Yani niyeti Hı -hı. Allah bilir ama dışarıdan baktığımızda ve hüsnü zanla baktığımızda ilahi kelimetullah ruhu üzerinden açıklama yapmak zorundayız. O topraklardaki insanlara Allah'ın mesajını ulaştırma. Hmm. Resulullah'ın nasıl mektup yazarak gönderdiği ve Resulullah'ın nasıl hani e, açıldığı bölgelerde Allah'ın mesajını ulaştırmak üzere karşılaştığı her zorlukla canla başla. Bu da aynı şeyi yapmak istiyor. Hoşunuza anladınız böyle bakacağız. Hocam nitekim ki yani İstanbul hedef de var. Hani Peygamber Efendimizin göstermiş olduğu bir hedef de var. E, buradaki e, hani emniyet kendisinin hani ulaşmak istediği nokta da Kıbrıs'ı e, alıp daha sonra Bizans'a ulaşmak istiyor aslında Bizans'ı elde etmek istiyor. Burada demek ki peygamberin gösterdiği yolda da bir hani o bilinçle de ilahi Kelimetullah yolunda diyoruz ya o bilinçle de ilerleyiş. Bu nasıl bir e, ufuk ki yani önce Kıbrıs'ı gözünü kestiriyor evet. Rodos'u gözüne kestiriyor Hı. sırada. Ve sonra bildiğim Ege'ye giriyorsunuz. Denizlere, zaten. Yani Akdeniz'e evet. hakim olmak ve daha sonra evet. Ege'ye yukarı doğru çıkacaksınız. Ve Bizans'ı sarıyor evet. zaten alttan. Yukarıdan İstanbul'u aldığınızda evet. artık aşağıdan Malatya'ya kadar geldiğiniz Anadolu, o zaman Bizans'ın tamamen arada sizin kolaylıkla alabileceğiniz. alabileceğiniz. Çünkü her iki taraftan artık kıskacı almışsınız. Bu çok yüksek bir ufuk, bir düşünce. Zaten Bizans... Kuzey Afrika'yı kaybetmiş. Evet. Oradaki sınırlarını kaybetmiş. Evet. Şimdi ama hala Akdeniz'de egemen. Çünkü Ege'deki e, şeylere, adalara sahip e, Kıbrıs'a ve dolayısıyla ve daha dün buralardan ayrılmış her an geri gelebilir. Peki Kıbrıs'ı varıp alıyorlar Hz. Maviye radıyallahu anh. Sonrasında da ki sene yanılmıyorsam 648 veya 649... Bunun üzerine Bizans harekete geçiyor. Hocam bu Zatü Sav Zatü Savari Savaşı burada bu dönemde Tam Bizans harekete geçiyor. Hı hı. Bizans diyor ki bunlar artık İstanbul'a gelecekler. Korkuyor. Çünkü bizi Akdeniz'den kovuyorlar. Şimdi e, dünya tarihi yani milattan sonrasında şöyle hızlıca baktığınızda 300'lerden itibaren aslında bir hani Roma tarihi gibidir bölgedeki. Öyle zaten. Yani evet. dolayısıyla burada aslında sayfayı kapatacaksınız Fatih Sultan Mehmet Han aslında İstanbul'da çağı kapatıp çağ kapatıyor ama bu bahsettiğiniz savaş aslında onun önünü açan Akdeniz'de Akdeniz'den Bizans'ı kovan Akdeniz'deki varlığına son veriyor. Do sadece mi? Doğu Akdeniz değil, Kuzey Afrika uç, uç bölgeye kadar bütün Akdeniz'deki hmm. yani artık e, buralarda Müslüman hakimiyetinin başladığı ve bir daha Bizans'ın e, Kıbrıs'a bu bölgelere ta sonraya kadar tabii gelemediği bir döneme. Şimdi Hazreti Muaviye yaklaşık kendi hazırladığı gemilerle ve aşağıda demin konuştuğumuz Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarah o vaktiyle irtidat ettiğini daha sonraki İslam'ını ve hmm. komutanlığını gördüğümüz bu zatta 200 İskenderiye limanlarında hazırladıkları toplamda 200 geminin böyle direkleriyle gemiler Sari'ye direk, direk demek 200 tane direkli gemi düşünün çok büyük bir rakam ee, bu sadece Müslümanların tarafındaki Karşı Bizans'ın hazırladığının asgari 500 diyorlar. Ee, azami daha yüksek rakamlar var 800'e kadar. Hı hı. Dolayısıyla Bizans tarafında 800 gemi veya 500 gemi başında imparatorun bizatihi kendisi 2. Konstans var. Eraklios'un oğlu hı hı. ve onlar geliyorlar. Nerede karşılaşıyorlar? Finike açıklarında yani Antalya açıklarında. Ee, bu savaş Dertus Savari savaşı gerçekleşiyor. Müslümanlar çok da bilmedikleri bir deniz savaşı ama Allah Azze ve Celle'nin inayetiyle mutlak bir zafer elde ediyorlar. Ve e, Doğu Akdeniz'de tamamen Bizans'ın e, şeyine sonra yıl kaç? Yıl 655. Hı -hı. Hazreti Osman ne zaman katlediliyor? 656. Yani siz Öyle Doğu Akdeniz'de donanma kurmuşsunuz. Bakın bu da farklı bir e, renkte. Arap Yarımadası, e, Şibul Ceziret-i Arabiye görüyorsunuz. O Resulullah'ın vefat ettiğindeki sınırlar, e, vefat ettiğindeki irtidatları saymazsak. Gri kısmı değil mi hocam? Gri kısmı, evet. evet. E, hemen üstündeki açık yeşil Hazreti Ebu döneminde fethedilenler. E, onun dışındaki biraz koyu yeşil Hazreti Ömer zamanında fethedilenler. Hem sağda hem kuzeyde hem Hı -hı. Afrika'da. Onun dışındaki daha koyu yeşil Hazreti Osman zamanında fethedilenler. Bakın Asya'nın içlerine kadar girmişsiniz. Ta Buhara, Semerkand'a şimdi Anadolu'dan uçağa binseniz oralara 6-7 <laughs> saate uçakla gidemezsiniz yani İstanbul'dan Buhara'ya. Bakın Hazar Denizi artık altı, solu her tarafı Kafkaslar. Ermenistan, Azerbaycan, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır, Van, buralar hep artık sınırlar içerisinde, Kıbrıs sınır içerisinde. Şimdi burada Doğu Akdeniz'de Bizans'ı sonlandırmışsınız artık, tarihe gömmüşsünüz. Siz böyle bir müminlerin emirisiniz. Ama sahada karşılığınız gitgide zayıflıyor. Yani başarıya uygun bir karşılık bulamıyorsunuz. Bunda, Hani başarıyı insanlara anlatamama veya e, iyi propaganda edememe veya hani savaş meydanındaki başarıyı siyasette ona e, uygun bir biçimde yönetememe e, nasıl izah edilirse artık neticede ikinci yarısında yani Hazreti Osman 70'lerinde müminlerin emiri oldu. Şöyle 80'lerine yaklaştığında 76'larında falan artık siyaseten zayıfladı. Mervan bin Hakem var amcasının oğlu, katibi Medine'de hemen dibinde. İşler orada dönüyor. Şimdi buralara halife valiler atanıyor falan daha çok bu ailenin içerisinden kararlar oradan çıkıyor. Böyle Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Übbekir zamanında açık alanlarda özellikle o altı kişilik istişare hani onların da görüşlerinin alındığı ne bileyim en azından fikirlerinin sorulduğu var böyle birkaç fikir arenasının yaşandığı sahneler. Ama genel itibariyle karar daha kısır bir daireden çıkıyor. Biraz dışarıdalar. Hı hı. Hazreti Ali gibi bir e, figür. E, görevden alınan bin Ebi Vakkas. Diğer tarafta Amr bin As var. Talha bin Ubeydullah var değil mi? Bunlar hı hı. E, hayattalar. Ve bunlar bakıyorlar ki hani evet savaşta bu gençler bayağı işler yapıyorlar gördüğünüz gibi. Evet. Hazreti Osman'ın atadığı. Fakat siyaseten e, taban e, kaynıyor ve... Fitnenin önü alınamıyor. Başarılı bir müminlerin emiri ileri yaşı artık 80'lerinde ileri yaşında ve bir de denir ki hitabeti de yok. Yani lem yakum minel hutaba diye mi geçiyor. Evet. Yani Ama hitabeti bir ifade demiyor kendisi. Yani Hazreti Ömer iyi bir hatip mesela. Hazreti Ömer evet. iyi bir hatip. <laughs> Hazreti Osman öyle hitabeti olan birisi de değil. Yaşlılığı artık 80'lerinde yani dolayısıyla artık ortalık karışmaya yüz tutmuş. Yoksa Hazreti Osman'ın yani bu açıdan baktığınızda hız kesmeyen ve uç bölgelerde hala fetihlerin devam ettiği bir komutanlığından ve liderliğinden hakkını vererek söz etmemiz lazım donanmayı okuruyor yani Hz Ömer'in göze alamadığı yok yok dediği <laughs> olayı o ileri yaşına rağmen dinliyor anlayabiliyor ve onay veriyor evet. hadi bakalım diyor ve yani bugünkü göz bebeğimiz Kıbrıs. O zaman e, ve oraya çıkan ordunun içerisinde yani evet. denize giden e, ve um, Ummu Milhan binti var. Ebu Zeril Gıfari var. Evet. Obade bin, büyük sahabiler o günleri beklemişler yani. İlk defa evet. İslam donanması. Bunlar Hazreti Osman zamanında e, olan e, başarılı girişimler. Evet. Nitekim ki ilk defa denize açılan bir ordu. Böylesine başarılı da oluyor Hazreti Osman döneminde. Hocam Libya ve Tunus bu dönemlerde fethediliyor. Evet. İlk İslam donanması Hazreti Osman döneminde oluşturulmuş ve Kıbrıs adası ve bazı adalar hakimiyet altına alınmış. Hz Ebu Bekir döneminde kitap haline getiren Kur'an-ı Kerim bu dönemde çoğaltılmıştır ve çeşitli merkezlere dağıtılmıştır. Çok stratejik bir adım. Farklı lehçelerin fitneye yol açması endişesiyle. Çok önemli de aslında e, tabii, değil mi? Özgün e, Kureyş lehçesi üzere e, Kur'an'ın e, çoğaltılmasını <laughs> ve belli merkezlere bu çoğaltılan e, tetkik edilmiş, gözden geçirilmiş müstanın gönderilip artık çünkü coğrafya çok genişlemiş. Birileri farklı Kur'an edinimlerine yol bulurlarsa bunlar ileride burada minicik bir açı ileride korkunç tefrikalara yol açar. Dolayısıyla Hı. bu anlamda liderliği olağanüstüdür. Yani Hı. şu e, teklif e, bugün Errasmül Osmani diye bildiğimiz ben çocukluğumda Osmanlı baskısı zannediyordum. Meğer Hazreti Osman'ın <laughs> hani e, tetkik ettirip yazımını sağladığı e, bunlar çok önemli e, liderlik e, yaklaşımları yani, Hazreti Osman'ın. Ee, Hazreti Ömer döneminde başlayan İran seferi bu dönemde sona ermiş ve İran Müslümanların hakimiyet altına girmiş gibi Hazreti Osman döneminde birçok yenilik var. Hocam e, şimdi vaktimizle iyi değerlendirmek adına biraz izleyicilerimize müsaade ederseniz dönmek istiyorum. Size çok sevgi ve selamlar geliyor. Yani ben e, en fazla belki de hani e, yoğun... E, izleyicilerimizin rağbet ettiği programlarımızdan bir tanesi. Yön komutanlar programımız için teşekkür ederim diyor. Bir tanesi sever olarak çok teşekkür ediyorum. Nermin Taner Kutlu hocamıza ve Vevav TV resmi ekibine teşekkürler ediyoruz diye. Bu tarz mesajlar da çok fazla gelmiş. Hocam Osman Bin Af bir sözünü özü isimli bir izleyicimiz diyor ki Osman Bin Af 70'e yakın eşi olduğu bilgisine aslı var mıdır? Yok aslı. Yok. <laughs> Böyle bir şey mümkün değil. 8 tane eşi var. 8 tane eşi var. 9 erkek çocuğu yanılmıyorsam 5 kız çocuğu var bu eşlerinden. Evet. Şükran Hanım, Özlem Kurtuluş e, ve Beyzade isimli Arzu Şebnem Sever, Ayten Demirci, Nail Türkmenoğlu ve Tarih Meclisi'ne çok teşekkür ediyorum. E, ve yine diğer tüm izleyicilerimize ben çünkü sorularınız hemen hemen benim sorduğum soruları da benzer nitelikte hocamız birçoğuna da cevap verdi. Tarih Meclisi diyor ki bu program hakikaten çok değerli. Böyle spesifik konuları ele alıp ismini bildiğimiz tarihi şahsiyetlerin bambaşka yönlerini, yönlerini bize öğretiyorsunuz. Teşekkürler demişler. Bizler de sizlere ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi Yaklaşık bir 10-12 dakika kadar zamanımız kaldı. Keşke hı hı. sizinle çok uzun programlar yapsak, bu tarz meseleleri çok konuşsak ama ben şimdi şunu sormak istiyorum size. Hazreti hemen sonra da neden şehit edildiğine geleceğim çünkü hı hı. bir 10 dakika içerisinde sığdırırsak memnun olurum. Ee, Hazreti Osman döneminde İslam orduları ile Türklerin savaşlarından biraz bahsedebilir miyiz? Bir Belencar Savaşı var değil mi? Hı hı hı. Hocam biraz bu hani Hazreti Osman döneminde ilk kez mi karşı karşıya geliyor Türkler ve Belencar Savaşında neler yaşanıyor? Şimdi Hazreti Ömer zamanında e, fethedilen ta az, bugün Azerbaycan Hayatımı diye biliyoruz. Peki hocam gene gelse e, mi? Yani o sizin bileceğiniz <gülüyor> <bir> <gülüyor> tamam. şey. Dolayısıyla Ermenistan bölgesi, Azerbaycan bunlar hmm. Farsların yıkılmasıyla birlikte yani onların nüfuz alanındaki bölgelerdi. E, buralar da fethedildi. E, Hazreti Ömer'in emriyle Derbend'in ötesine geçmesi e, emri geldi. Ve e, o zaman yanılmıyorsam Abdurrahman bin e, Rabia el Bahili Derbend'in ötesine artık yani ta bakın en uç bölgede yukarıda Kafkas yazan Hazar Denizi'nin hemen kıyısında. Burada ilk defa Hazar Türkleri ile Hazar Türkleri o zaman yani Asya'nın içlerinden Avrupa'ya kadar uzanan geniş egemenlik alanları var. Ve Müslümanları duyuyorlar yani biliyorlar, Varlık duymuşlar. Olabilir. Fakat bu sıcak temas henüz olmamış. Oradaki yanılmıyorsam Dagestan bölgesindeki şeye... Hazreti Ömer'in komutanı bilahare Hazreti Osman'ın komutanı soruyor diyor ki yani bu Türkler nasıl diye. Valla biz onlarla diyor hani şeyi tercih ederiz anlaşmayı barışı hani savaşılacak adam değiller. Çünkü korkunç savaşıyorlar gibi fakat Abdurrahman bin Ebi Raviy'a bunu çok dikkate almıyor Hazreti Ömer'in emriyle derbentten içeri doğru e, ordusuyla giriyor. bayağı ilerliyorlar ilerliyorlar. Pek de bir şeyle karşılaşmıyorlar. Ta Belencer'e gelinceye kadar. Belencer'e geldiklerinde e, orada bir savunma hattı gelişiyor ve e, Hazar e, Kağan'ın komutasında e, Türk Birliği de bölgeye gelip onlara destek veriyor. Ve orada işte Belencer e, Savaşı yaşanıyor. Hatta denir ki böyle e, ilk zamanlar onlar da bu kez Müslümanlar hakkında yani Türkler de Müslümanlar hakkında bunlar işte böyle sayıla savaşıyorlar falan diye onlar da duymuşlar. Hatta ölmüyorlarmış diye bir hurafe de varmış. yani. Ha, Türkler için? Yok. Araplar e, Mü için? Müslümanlar için Müslümanlar diyelim. Için. Çünkü neden Müslümanlar için diyoruz? Çünkü bu böyle ta Araplarla sadece yürüyen bir şey değil. Bu fethettiği coğrafyalarda i̇nsanlar, orada insanlar. insanlar diyorlar ki buraya kadar geldiniz bir de nereye gideceksiniz yukarı gideceksiniz. <laughs> Ne yapıyorsunuz? İşte diyorlar biz Müslümanlık ve devam ediyoruz. E biz de size katılalım diyorlar. Ve onlar da bu kez ordu katlanarak gidiyor. Çünkü biliyor ki gittiği yerde yeni ganimetler alacaklar. Yeni servetlere kavuşacaklar. Onlar da onlara eklemleniyor. Şimdi esasında yani geliş, değişen sosyolojinin oluşturduğu en büyük handikap bu aslında. Çünkü yani ta Resulullah zamanında amenna deyip gelip katılan bedeviler, Cenab-ı Hakk'ın yok canım iman etmediniz, daha iman kalbinize girmedi dediği, hani büyüyen bir nüfuz alanına dahil olup kardan veya kazançtan bir şeyler elde etme hissiyatıyla ki katılım bu özgün ağırlığı düşük katılım. Bunlar imanı falan dün öğrendiği şey ama bugün katılıyor. Bu saadet zinciri gibi görüyor onun bakış açısıyla. Dolayısıyla bu bedevilerin özellikle Kufe, Basra burada da şehre baskıları var. Geliyorlar şehirde ve bu değişen sosyoloji Medine'ye gelip Hazreti Osman'ın şehadetine yol açan ya, psikolojinin içerisinde de aslında bir miktar bu kabalık var. Yani olayı tamamen artık dünyevi dünyayı murad eden bir yaklaşımın filiz vermesi veya artık sahaya egemenlik kurması. Neyse Belencer'de savaş gerçekleşiyor ve ilginç bir şekilde bu hızlı ilerleyişin önü kesiliyor. Türkler galip geliyorlar ve Abdurrahman bin Ebi Rabia el-Bahili sahabi orada şehit düşüyor. Evet, orada Ve daha sonra savunma hattını bir miktar e, geri çekmek e, durumunda kalıyorlar. E, neticede ama bilahare tabii süreç yine devam ediyor. Türklerle bilahare ta Emeviler zamanındaki irtibat ve Müslümanlaşmaya giden hatta birlikte e, savaşa Savaş giden e, süreçler. Dolayısıyla bu sosyolojide değişen bu sosyolojide hani biz elbette bu işi Allah rızası için yapan e, ve Cenab-ı Hakk'ın e, vereceği ee, ödüle odaklanan, asla dünyayı murad etmeyen kimseler varlar. Fakat o diğer kanat ta Resulullah zamanında bile hani onun atadığı ve gönderdiği e, ordularda Allah Azze ve Celle وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى اَلَيْكُمُ السَّلَامَ Size selam verene bile kalkıp leste mu'mina demeyin. Hayır, hayır sen mümin değilsin. Niye? تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَةِ dünyalık bir şeyler elde etmek istiyorsunuz. Bu ta Kur'an ayeti. Evet. Cenab-ı Hak diyor ki maganimu Allah'ın katında çok ganimetler var. Böyle siz ganimet peşinde koşacak kimseler olmayasınız. Evet. Kedalike kuntum min kabul. Siz de önceden onlar gibiydiniz. Sizin derdiniz insanlara alemlerin Rabbini tanıtmak. Hepimizin onun eşit kulları olduğunu. Ama psikoloji gitgide buradan başka bir tarafa kayıyor. Ve e, bu gördüğünüz geniş coğrafyada bunu önlemek de kolay değil. Dolayısıyla artık herkesin paranın peşinde, herkesin demeyelim, Hani ağırlıklı insanların paranın peşinde koştuğu bir yerde e, ordular Kufe'de, şurada, burada ve coğrafya do doyum sınırlarına gelmiş. insanlar eline biraz az para geçince veya birbirleriyle paylaşımda birazcık sorun yaşayınca veya e, müminlerin emiri şu aileyi gözetiyor vesaire gibi şeylere çok çabuk aldanır oldular. Çünkü e, i̇nanın dünyayı murad edenlerin bırakın bir ailede karı koca olsa birbirlerine girerler. bu, yani bu yeter ki dünyayı murad etsinler. Bakın dünyada iki insan vardı. Abil ve Kabil. Dünyayı murad edince biri diğerini katletti. Dolayısıyla buradaki asıl sorun aslında benim bakış açımda ne halifenin yaşlılığı ne Emevilerden atamış olması falan değil. Dünyayı murad eden kitlenin artık biraz ileri yaşında halifeyi zayıf bulması ve kendi aralarında daha fazla nüfuz ede, elde edebilmek, kazanç elde edebilmek için birbirleriyle girdikleri bir e, yarış söz konusu. Ve hırs bu, aslında değil Hırs mi? aslında. Hırs, evet. Ve bu hırsın e, neticede müminlerin emirinin başını yiyeceği, onu şehadete sürükleyeceği bir e, kötü akıbet. Ama şunu ifade etmek lazım. Yani e, Hazreti Osman'ın seçiminde rol alan istişare müessesesi, şura dediğimiz bu, bu esnada hiç yok gibidir. Halbuki ve kuramsal olarak ayetin tanzim ettiği bir müessesenin neden kurumsal bir karşılığı olmadı? Yani şöyle demediler ya biz altı kişi Hazreti Osman'ı seçtik. Bugün artık hani üç yıl değil, altı yıl değil, sekiz yıl değil. Hani bir defa kaydı hayat olmasının da bir şeyi yok. Yani illa ölünceye kadar Hazreti Osman 90 yaşasaydı, 100 yaşasaydı iyice telkine açık olsaydı yani müminlerin kendi aralarında işleri istişare iledir ayeti ne zaman devreye girip ya artık yeter yeni birini nasıl olsa atayan bizdik biz artık görevini azlediyoruz sonlandırıyoruz diye böyle bir mekanizmanın e, inisiyatif alamadığını görüyoruz. Göz göre göre onlar da böyle hani geliyorlar adamlar Basra'dan geliyorlar Mısır'dan geliyorlar Kufe'den geliyorlar. İslam'ın doğduğu coğrafyada Resulullah'ın şehrinde kabri şerifinin dibinde halifeyi muhasara ediyorlar. Günlerce üstelik yemek, su, kendim, e, demin konuştuk Rume kuyusunu Medine'lere bağışlayan Hazreti Osman Medine'de susuz kalıyor. ve muhasara ediliyor ve orada yani Hazreti Ali orada yani belli girişimleri var elbette yani çocuklarını falan gönderiyorlar ama Neticede o onların o dominant baskısından geri çekiliyorlar ve bu süreç Hazreti Osman'ın şehadetine kadar, katledildiği ana kadar. Yani sadece Hazreti Osman'ın katledilmesiyle bu iş Hazreti Ömer'deki gibi son bulsa ve bitse yine diyeceksiniz ki hadi neyse ama geri bir kapı fitnenin bir kapısını açıyor ki ümmetin ta bugünlerine kadar e, damgasını vuran talihsiz bir olaya yol açıyor. Dolayısıyla keşke keşke o istişare mekanizması tekrardan hani e, devreye, devreye girebilseydi. De, Abdurrahman bin Avf mesela hı. toplasaydı onları. Hı. Hazreti Osman da çağırsaydı. Hayattaydı değil mi? Hepsi hayattaydılar. Hı. Yani diyebilirlerdi ki yani tamam çok güzel bu, bu noktaya kadar geldik ama şu anda işler iyi gitmiyor. Dün sahada kime sorsam Hazreti Osman diyordu ama şu anda hani tamam iyi bir noktaya diğerlerin 13 senedir Müminlerin emirisiniz. Bu artık şuraya geldi diye keşke harekete geçebilseydi diyorum. Hocam son birkaç saniyemiz kim şehit ediyor Hazreti Osman'a? Yani bunu tam olarak isim olarak bilmemiz çok zor. Belli isimler geçiyor Aha. ama hani kan bize bulunamıyor zaten. Değil mi? Yani hani birlerine göre çok belli. Hazreti Ali üzerine gitmiyor onların diye bu Şam tarafının iddiası <laughs> ki onlar bu kez Emeviler Hazreti Osman'ın cenazesinden bu kez e, istismarla e, ee, Hazreti Ali'nin hilafetini tanımadılar. Sonrası çok karışık yani. Evet. Oluk oluk kan sonrası. Ne yazık ki. Ee, bir izleyicimiz diyor ki Kadir İstanbul geçen hafta program yeni geçen hafta program yeni program yayınlanmayınca bitti sandık ve ödümüz koptu. Yine yeni bir programla karşımızda olmanızdan çok mutluyuz. teşekkür izlemişler. Ee, birkaç izleyicimiz hemen hemen aynı şeyi yazmış. Program geçen hafta yol izliği sebebiyle ee, araç arıza sebebiyle hocamız İstanbul'a gelemediğinden dolayı bu hafta erteledik. Biz her hafta inşallah burada olacağız. Sizleri de ekran karşısında görmekten ve bizlere sorularınızı iletmenizden gayet memnunuz. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. E, ee, i̇lminize sağlık. Daha çok sorun var. Sizin anlatacağınız muhtemelen çok mesaj var bizlere vermeniz gereken. Ee, çok verimli, çok müstefit olacağımız bir program oldu. Ben kendi adıma çok müstefit oldum. Allah sizden razı olsun. Sizden. İlminize bereket. İnşallah yeniden çok güzel yayınlar, çok güzel programlar yaparız sizinle. Yine Vav wow TV ekranlarında yine sizi ağırlarız ee, ki biz burada olmanızdan çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ederiz, davetiniz için. Estağfurullah hocam. E, efendim bizden bu haftalık bu kadar. Bizler e, haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla yine sizlerle birlikte olacağız. Tarihe yön veren komutanları konuşmak üzere Vav wow TV stüdyolarında olacağız. Sizler de ekran başında olursanız tarihe yön veren komutanları konuşur ve bilmediğimiz yönleri anlarız diyelim. Efendim yeni bir programda konuş, görüşmek, buluşmak ümidiyle kaleminiz hikmete, eliniz doğaya, yolunuz hayırlı yarışanların yoluna devam olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.